bak ha. Öğlen oldu ya. Hadi uyan. Neyin uykusu abi böyle öğlene kadar? İyi madem. Sen böyle güzel güzel uyu. Ben o zaman krallara layık bir kahvaltı hazırlayayım. Oy. Nereye gidiyor? Aşkım ama öğlen oldu ya. Hadi kalkmamız lazım. Kalk hemen banyoya doğru. Elini yüzünü yık. Haydi. Ya aşkım ben suya sabuna bulanmak istemiyorum. Senin kokuna bulanmak istiyorum. Böyle bütün gün sarılalım, mayışalım seninle. İyi ama aşkım şimdi böyle yatarsak ne olur? Evimizdeki bütün ilkleri kaçırırız. Sırada ne var? Evimizde ilk kahvaltımız. Nasıl geçti muhteşem sarayımızdaki ilk gecen? Ay çok güzeldi Kuzey. Vallahi böyle hayatımda 21 senedir en huzurlu uyuduğum gündü. Bulutların üstünde uyumak gibiydi. Hı. Bir de çok güzel bir rüya gördüm. Çok güzel bir rüyaysa kesin ben vardım orada. Sen varsın, ben varım. Bir de yavrularımız. Dema, güney, batı, doğu nasıl? Sana mı benziyorlar, bana mı benziyorlar? Yok, onları demiyorum. Yani doğmamış yavrularımız değil. Hali hazırda doğmuş olan yavrularımızdan, kızlarımızdan bahsediyorum. Feride, Gökçe, Mine. He, kızlarımızdan bahsediyorum. Nasıl gördün? Çok güzeldi. Böyle oradan oraya koşturuyorlardı, gülüyorlardı. O kadar güzeldi ki anlatamam Kuzey. Güzel bir rüya değil mi abi? Bu kabus, bu korkunç bir kabus. Ulan ne kabusu diyorum ya, çok güzel bir rüyaydı. Kızlarımız vardı diyorum, tam bir aile olmuştuk. Kuzey, keşke kızlarımızla yaşasak. Sen ciddi misin? Sen, ben, Feride, Mine, Gökçe. Ben kızlarımızla yaşamak istiyorum. Ya hani senin kalabalık fobin vardı? Nereden çıktı bu şimdi? Ya kızlar kalabalıktan sayılmaz. Onlar benim kızlarım. Birden hayatım değişti. Ben çocuğa hazır değilim falan diyordum. Bu ne aile yaşama isteği? Aşkım aynı şey değil ki. Yani kızlarımız böyle büyüdüler. Kendi ayakları üzerinde durabiliyorlar. Yeni doğmuş bir bebeğin sorumluluğu aynı şey değil. Ergenlerin sorumluluğu daha beter. Emin ol daha zor yani Mavişim. Ama aşkım bak düşünsene böyle evimizin her yerinde kızlarımız var. Her odadan kızlarımız çıkıyor. Kötü. Çok kötü. Yani bu ev tam seninle bana göre. Yani sığamayız. İstersek sığarız. Mavişim madem böyle aile yaşayacaktık, babamın o gereksiz yere büyük hangi bir evinde niye yaşamadık ya? Bak kendin diyorsun, kendi ağzında diyorsun babamın evi. Ama burası bizim evimiz. Ya kızlarının ayrı yaşayan ana baba mı olurmuş? 21 yıl sonra kavuştularsa olurmuş. Mavişim ne olur bak ben rüyada gibiyim. Hadi yorma beni, ver bir duduş böyle güzel güzel. Hadi yavrum, hadi bir tane. Tamam, haydi kalk. Eğer krallara layık bir kahvaltı istiyorsan şimdi hemen kalkıp doğru banyoya gitmen lazım. Gideyim. Haydi. Bat. Ay. Oh, mis gibi koktu ha. Yıldız kızım, sen bu işi biliyorsun ha. Sen bu işi biliyorsun. Kocacığım, kahvaltımız hazır. Uy! Aşkım benim, bugünü tarihe not düşelim. İlk kahvaltımızı yapacağım. Uy. Haydi bakalım, ilk kahvaltımız soğumadan güzelce yapalım. Haydi oturalım. Lütfen, lütfen. Bu evde sandalyenizi ilk defa çekmeme izin verin hanımefendi. Teşekkür ederim. Hı. Dur. Aynı anda yiyelim mavişim, güzel olsun. Tamam. Dur, hadi. Evet. Bir, iki. Kapı çaldı. Üç, afiyet olsun. Aşkım kapı çalıyor ya. Yok. Çalıyor ya Kuzey, kapı çalıyor. Yan kapı duru. Aşkım Allah aşkına, burada bizden başka ev mi var? Ne yan kapısı? Yok. 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 Haydi aç, kapıyı kıracaklar. Niye açmıyorsun? Günaydın babişko. Oy, Mine mi o? Ya. Aşkım açsana kapıyı. Tanımıyorum ki ben, tanımadığım insana niye açayım ben?
Ne var ya? Kahvaltımızı, ilk kahvaltımızı baş başa yapamayacağız mı karımla? Babanızın evi burası. Değil mi? Öyle mi? Kuzey. Turşu kavurması. Ay mısır ekmeği. Bir de çay var. Çayın kokusu mu var ya? Gel gel. Ay hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay. Ay. Günaydın baba. Gökçe. Kızım sen yürüyorsun. Ay Gökçe. Kızım yürüyorsun sen. Ay yavrum Allah'ıma şükürler olsun. Kızım kenafir kızım benim, ben biliyordum, biliyordum. Allah'ım sana şükürler olsun, yürüyorum Gökçe'm. Ay. Yürüdüğün ilk anda bile bu kadar sevinmemiştim kızım. Dünyanın en mutlu babası yaptın beni. Ben de senin ağa yürüdüğünü gördüm ya. Dünyanın en mutlu annesiyim. Allah'ım. Allah'ım sana şükürler olsun. Doktor söyledi ama düne kadar ben çok karamsardım. Sabah bir uyandım. Fabrika ayarlarıma geri dönmüşüm. Eskisinden daha sağlam hem de. Ay yol boyunca koştu, hızına da yetişemedik. Herhalde. Kuzey'in kızıyım ben. Ne istedim de başaramadım. Oh, Allah'ım sana şükürler olsun. Gelin az gelin siz de. Uy Allah'ım Allah'ım. Kim turşu kavurmasını ister? Ben! Haydi oturun açın. Bugün bon olayım ciciklerim benim. Çok da var. Hadi Kenan ve kızımın şerefine. Bu tabak getiriyorum. Ay. Kızım, al, al şunları kızların ben tabakları. Ben. Al. Teşekkür ederim babacığım. Gökçe. Oh, teşekkür ederim anneciğim. Aşkım ilk ne Gökçe'ye merak ettim. İlk çatal Gökçe. Bıçak dağıtma bende. Hadi bakalım. Ben. Bir dakika kalk. Tamam haydi. Babaz her şeyi ilkini yapmak istiyor kızlar. Tamam mı? Hadi bakalım mıhlamayın. Daha yeni sıcak sıcak ha. Heh, ama dikkat edin ağzınız yanmasın. Heh, var mı evde ilk dayağı yemek isteyen? Yok mu? Vermeyecek misiniz bileti? Yani ben aslında vermek isteyeyim bileti de... Bu arkadaşlar bırakmayayım diye bırakmayayım yani. Böyle kontrol etseniz olmayayım ya. Yani şu şekilde elimizde tutarkene olmaz mı? Elimizde tutarkene. Biz size sayılara okusak. Beyefendi bir yere kaçmıyorum. Hem işim gücüm var. Sizi daha fazla bekleyemeyeceğim. Lan! Lan! Oğlum az daha yırtıydın lan. Buyurun biletin asıl sahibi benim zaten. Ankör! Biletin asıl sahibi sen değilsin. Yarı sahibi sensin. Doğru konuş. Sadece satın almayla bilet sahibi olunmuyor ya, neyse. O ne demek? Bu adamlar bu bilet uğruna karakolluk oldu. Ben gebe halimle köpeklerin maskarası oldum. Şimdi sana soruyorum Şerafettin kardeş. Bileti satın alan mıdır onun esas sahibi yoksa o sahip çıkanlar mıdır? Çok güzel konuştun Muzaffer. Lan. Lan oğlum hanımım bir şey sordu. Cevap versene. Nankörler odası başkan. Hayırdır? Vermezsem ne olur? Lan bak Ruhi. Pislik. Lan Şaro. Ben sana asıl mesleğimi söylemiş miydim? Pislüklerden hiç haz etmem. Bam. Tamam. Bir şey demedim. Yani biletin yarısını size zaten verdim. Boşuna kavga ediyorsunuz. Bilete yazık olmuş. Olmuş. Yazık mı olmuş? Yok yazık o. Ya kırıştığı için falan diyorsanız ben alayım götüreyim eve. Ütüleyip tekrar getireyim. Yok öyle bir şey değil. Durum sandığınızdan daha ciddi. Nesi var biletimizin doktor bey? Man. Milli piyango müdür bey. Maalesef biletin yani biletinizin süresi dolmuş. Bu nasıl bizim başımıza gelen olamaz. Maalesef çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyesi geçerliliğini kaybeder ve ödemesi yapılmaz. Bir yıl mu? Lan bir yıl mı oldu sen bu bileti alalı? Evet ama ikramiyenin çıktığını daha yeni öğrendim. Ben şu an ölüyüm mü yoksa bunu öldüreyim mi buna? Oğlum durun lan. Abi vallahi ben de bilmiyordum. Durun lan ben halledeyim dur.
Ne kadar olmuş süresi dolalı? Onu bari söyleseniz. Dün akşam mesai saati bitiminde. Yani saat 17'de. Aman ben de bir şey sandım ya. Yani bu kadar büyük ikramiyede öyle birkaç saatin aramızda lafı olmaz ha. Telafi ederiz onu yani. Bir 100 euro ateşler hallederiz. Tabii canım, tabii tabii. Amca ne din, ayıptır ya. Sayın Milli, kusura bakmayın amcam adına özür dilerim. Bir 1000-2000 euro veririz yani. O az, 100 euro az. Efendim duymamış olayım lütfen. Tüh. Ayıp be, yuh be, yuh. Biz size biletin çeyrek hissesini verelim. Ha? Bakın eğer böyle devam ederseniz sizi rüşvet teklif etmekten dava edeceğim. Aşk olsun piyango milli idare edicisi bey. Rüşvet ne demek, rüşvet ne demek? Bunu dostlarınızdan küçük bir hediye olarak kabul buyursanız. Yeter. Derhal boşaltın odamı yoksa güvenliği çağırmak zorunda kalacağım. Strese az şiştim. Derhal abi. Dedim. Hadi çık çık. Haydi beni al şiştim ben. Ya çok kötü oldu bu ya. Siz of de be. Ya. Ay. Allah ağız dadıyla oturmayı nasip etsin. Her bir şeyler çok güzel olmuş kızım. Sağ ol annem. İzin verseler Poyraz'ım daha güzellerini yapar ama... Malum bu ailede kavuşmak için 20 yıl beklemek şart oldu. Şşş, kızım. Kuzey, vallahi oğlum beklediğinize değdi. Her bir şeyler çok güzel olmuş. Maşallah. Sağ ol anacığım. Biliyorsun her metrekaresinde alın terim var benim. Yazıklar olsun be. Kardığımız harçlar, taşıdığımız kalaslar hepsi boşuna gitti. Bütün emekler gitti. Kızım benim olur mu hiç öyle şey? Ben sizin böyle alın terinizi hiç görmezlikten gelebilir miyim? En az babanız kadar alın teriniz var sizin bu evde. Mavişim, onların alın teri yüzünden değil. Benim sanatçı kişiliğim yüzünden bu ev bu halde. Bir de biliyorsun ben bir şey yaparsam en iyisini yaparım. Maşallah, maşallah, maşallah. Yaparsın oğlum benim, yaparsın. Evet, her şey pek güzel ama büyük bir eksiğiniz var kızım. Ney? Ne? Ney eksik? Ney? Ney eksik? Hem de büyük bir eksik. Oy Allah'ım. Allah'ım ne eksik, ne eksik? Bir dakika. Kırlentler tamam, koltuk tamam. Guzine tamam. Kristaller, gesmeler. Allah'ım Allah'ım ne eksik ya, ne eksik? Ya Mavişim hiçbir şey eksik değil. Sen eksiktin, sen de geldin. Tam oldu bu ev. Yok yok ha, büyük bir şey diyor, büyük bir şey eksik. Uy. Aman ya Rabbi. Konsol. Konsol. Konsol eksik Kuzey. Ben dedim sana konsol olmadan olmayacak dedim. Ha bu evdeki en büyük eksiklik konsol. Yavru kızım eksik evin içinde değil. Evin dışında. Şeref Efendi sen de boşuna kusur arayın. Evin içi de dışı da pek güzel olmuş maşallah. Ya ne bahane arayacağım ya. Bir eksik var diyorsam bir eksik vardır. Tamam değil. Kuzey Yıldızı gemisi eksik. Şuraya bir iskele yapaydın da o gemiyi de oraya bağlayaydın ya işte o zaman her şey tas tamam olacak. Sahi lan. Niye yapmadın o gemiyi? Ben uzun süredir kırmızı kafalı bir deniz kızının peşinde olduğum için babacığım ondan şey yapamadım. Ama buraya böyle getireceğim. Yapacağım getireceğim. Kuzey Yıldızı gemilerin en asrını getireceğim buraya. Kırmızı kafalıdan değil. Yapar, yapar benim oğlum. Haydi kalkın toplanın da gidelim. Uy nereye ya, nereye? Daha balık tutamadılar ya. Yok kızım onlar balık tutmuyorlar. Kendi kendilerine ingildiyorlar orada. İyi o zaman bir kahve yapsaydın. Yok kızım ben kahveyi annenle içeceğim ona söz verdim. Evet ya keşke onları da çağırsaydık iyi olurdu. Kamerciğim biliyorsun evin metrekaresi yani bu kadarcık. Ama ben özel olarak kayınvalideciğim ve kayınbabacığımı... Çağıracağım, davet edeceğim, ağırlayacağım. O zaman haydi kızlar kalkın kalkın gidelim. Hadi bakalım hadi. Kızlar da mı gidiyor yani bari kızlar siz kalsaydınız. Ay evet ya hem ben daha bir tanecik bile balık tutamadım ki. Kızım yavrum o senin iş bilmezliğinden değil ha. Yanındakinden yani hocan iyi değil ki. Sen benim işin ehlinin yanında dursan hemen tutardın balığını. Sen misin işin ehli? Değil miyim? Öyleyse git al bakayım oltanı gel beraber tutalım. Hey. Duydunuz. Duydunuz ha bak. Kuzey Bağ savaş açtı. Savaş değil mi abişim ya? Yarış. Öyle mi? İyi Gökçem hadi kızım içeriden sen bize oltaları getir de... ...şöyle gözünüzün önünde bir babazın ifadesini alayım. Hiç be.
Olta savaşları başlasın. Haydi. Anneciğim, babacığım siz de kalsaydınız da oğlunuzun nasıl kaybettiğini böyle canlı canlı izleseydiniz. Yok kızım, yok, kalmayalım. Biz bu filmi çok izledik, alışığız. Hadi, hadi. Haydi bakalım, biz gidiyoruz, haydi. Haydi oğlum. Kızım, haydi. Haydi. Ne olur, çek. Tuttum galiba. Tuttun, kaya tuttun, aynı. Kaya takıldı. Sefer! Sefer! Sefer oğlum, koş yetiş! Ne oluyor, geldik mi ya? Oğlum! Ne oldu ya? Oğlum haydi, haydi doğru, Sefer! Haydi mi doğru? Yandım oğlum! Haydi geliyorum, haydi! Geliyorum! Haydi! Sefer oğlum, yetiş haydi! Korkamıyorlar! Korkamıyorlar! Kocam nerede kocam? Ay bu değil. Haydi gelemiyorum ya. Sefer oğlum yetiş haydi. Aa, gelemiyorum ya. Kocam nerede ya kocam? Gelemiyorum ya. Oğlum yetiş haydi. Tamam kızım. Sefer haydi. Sefer haydi. Geliyorlar. Dayanamıyorum, bana dayanamıyorum. Bu ne ya? Sefer gel evlat, kuşumuz geliyor Sefer. Ya olur mu, daha çok erken gelmez mi? Şey ya, bana gelmesin. Bizle tanışmak için can atıyor oğlum. Abi. Yavrum, evlat kuşum. Gelme bak, Fatih'in yerinde oluyor. Kal orada lütfen, gelme. O da babası gibi tez canlı demek ki. Ay dayanamıyorum Sefer. Haydi ıkın bari, ne yapalım? Bu kadar şey olmuş, ıkın bari. Ay suyu geldi. Doğu başladı. Ne suyu ya? Doğu başladı. Ya engel ol, bir şey yap. Olur mu öyle şey ya? Oğlum ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Geliyor işte. Dayanamıyorum, bana dayanamıyorum. Allah'ım dayanamıyorum. Ambulans arıyorum ben, ambulans arıyorum. Oğlum ne ambulans ya? Ambulans gelene kadar her şey çok geç olur yani. Bak ne yapacağız biliyor musun? Doğumu ben ettireceğim gelinime. Sen şimdi git bana ibrik, leğen, sıcak su getir. Bir de leğen getir. Haydi. Oğlum ne bekliyorsun, haydi sene. Tamam ya, Allah Allah, gidiyorum. İbrik, 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 ibrik. Oğlum hızım geliyor. Niye kalkamıyorum ben? Ben niye kalkamıyorum? Ben niye kalkamıyorum ya? Tamam annem, tamam ama. Haydi geliyorum, bekle. Haydi geliyorum. Tamam ama, tamam. Oy Allah ya. Yetti mi haydi? Sen şimdi o suyu leğenin içine dök yavrum.
Dök. Tamam sakin kızım. Kızım sakin. Sakin ol. Tamam annem. Tamam. Aferin. Oy. Oğlum. Ha, tamam korkma. Tamam. Gel şimdi otur karının yanına. Otur yavrum. Otur. Tut elini. Yardımcı olacağız. Şimdi. Hadi şimdi Allah'ın bir avazda inşallah kurtaracak bizi. Hadi Naide. Hadi gelinim. Hadi. Şimdi yavrum. Hadi. 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 Şimdi ıhın yavrum. Şimdi ıhın. Ana başı göründü. Hadi başı geldi. Hadi yavrum. Şimdi beraber ıhının. Olacak yavrum, olacak. Hadi gelin, son bir yakının. Haydi beraber. Hadi. Anam! Torunumuz doğdu, kuşumuz aydı. Ay Allah'ım. Allah'ım nesi? Ver anacığım, ver. Ay evlat kuşum canım. Kavuştuk ya seninle. Allah analı babalı büyütsün. Hayırlı evlat olsun inşallah Sefer. Hayır, 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 hayır. Ne hayır, hayır olamaz ya. Bu benim çocuk, benim evlat kuşum değil. Ne bu şu, şu an ne bu? Pek güzel değil mi? Değil. Bana iyi misin? Değil. Karışık, buruşuk bir şey. Lütfen benim çocuğum değil bu. Ne bu? Nerede çocuğum? Ladum anne karnında 9 ay kaldı. Herhalde buruşacak. Sen benim torunumu bir de 10 gün sonra koy. Ana, benim evlat kuşum nerede bak? Kız yoksa kaçırdılar çocuğu bana mı diyemiyoruz? Nedir bu? Ne diyor Sefer ya? O şokta, heyecandan ne dediğini bilmiyor mu Sefer? Ne şoku ya? Kız manyak mısınız, deli misiniz? Nerede benim çocuğum? Kim bu? Ne bu şimdi? Oy basa evlat kuşumuza bu bastı ya. Alsana şunu al. Oğlum bebeğini kucağına almayacaksın. Hadi alsana. Sefer. Al. Al. Saçmalama. Al, al. Yanlışlık. Al, al. Hadi al al. Al al oğlum. Ana emin misiniz? Bu. Ana emin misiniz? Bu değildir benim çocuğum hocam. Emin misiniz siz? Ne diyorsun Sefer sen ya? Şey canım bu kadar güzel beklemiydi ya. Tabii görünce şaşırdı değil mi Sefer? Bu benim evlat kuşu falan değil. Sefer sessiz ol çocuğu korkutacaksın. Baksana şuna. Ay ağzı, burnu, kulakları aynı sen ya. Gözleri de nenesiyle bağa benziyor Sefer. İnşallah büyüyünce saçları senin gibi kıvır kıvır olur. Madem susar mısın? Hadi yavrum. Hadi bakalım konuş bakalım. Buba desene buba. Hadi saçmalama artık istersen ya. Hayır olamaz! O ne ya? Hayır, benim değil, değil o. Değil o. Değil o. Sefer, Sefer kocam uyan, uyan. Hayır! Naide! Naide! Naide, hamilesin değil misin? Hamileyim tabii. Ay canım, ne oldu? Evlat kuşunun içeride mi, orada mı? Burada tabii, nerede olacak? Hatırlar. Aa, ne oldu Sefer? Hayırdır? Çok kötü, çok berbat bir rüya gördüm. Ay hayır olsun gününüz niyetine. Ne gördün kocam? Sen doğruydun. Aşk olsun Sefer. Bu kötü bir rüya mı? Alındık. Aynı öyle değil yani. Çok garip, acayip bir şey doğruydun yani. Ne gördün? Nasıl gördün? Cinsiyeti neydi? Sağ mı benziyordu, bağ mı benziyordu? Kediye benziydi kedi. Anam, kediye mi? Çekik gözlü müydü? Bizim ailede kim var ya çekik gözlü? Hadi ne diyeyim, ne çekik gözlü, ne ailesi ya? Sifek'e bekliyordu, Sifek yok mu? O ne be? Kız Firavun kedisi yok mu Sifek? Böyle ütülmüş gibi, buruş buruş bir şey yok mu? O yemin ederim var ya paranormal bir kedi o. Yemin ederim bileyim, paranormal o. Ay Sefer ya, sen daktın ama kocam bu paranormal aktivitelere, gizemli olaylara falan. Naide bana böyle dokunma yani, bir süre ben kesin lanetlendim.
Saçmalama Sever ya. Ama saçmalama, aşk olsun kocam. Yok yok ya, ne saçmalama. Biliyorum kızım, istediğim yani. O gittim o lanetli eve. Dokandım o kediye ben. Yanlışlıkla dokandım. Vicdan yaptım. Kucağıma aldım. Kurtarayım dedim ama dokunmuş oldu. Bütün o sifekil lanet içime kaçtı yani. Bileyim istediğim. Severim kocam. Acaba biz kontrole gideceğiz diye mi sen heyecan yaptın? He? Niye böyle yapıyorsun Sever'im ya? Bak evlat kuşumuz gayet sağlıklı. Günden güne daha da büyüyor babası. İşte senin kanınla beraber benim dertlerim de büyüyor. Korkularım da büyüyor Nade. Ben çok korkak bir babayım. Ay Sever'im ya. Canım kocam ya. Bak beni üzüyor ama. Biz yıllardır bu karnımdaki evlat kuşumun hayalini kurmadık mı? Bak işte sonunda hayalimiz gerçekleşti. Nade ya ben babalık yapamazsam? Ya düştüğü zaman elimi uzatıp yerden kaldıramazsam mı? Ya ben yavrumuza yetemezsem? Çınar ağacının meyvesi yoksa gölgesi yeter. Sen bizim yanımızda ol, başımızda ol. O bize yeterse efendim. Allah sen başımızdan eksik etmesin. Sen ağlıyor musun? Sen ağlıyor musun? Sen bunu ağlıyor musun? Ağlıyor musun? Hadi abi boynumu kıracaksın ya. Boynum kırılacak tamam. Hadi gidelim de bakalım fındığımın keyfi yerinde miymiş, değil miymiş, bu kontrol ettirelim. Hadi. Sever, belki bu sefer cinsiyetini de gösterir. Bana bak kız bak. Vallahi orada gidip de böyle cinsiyetini göreceğim diye çocuğu bir o tarafa bir o tarafa yatırıp yazık çocuğa ya. Bırak dursun yerinde yani. Oynaşmayın çocuklar. Bana. Kime diyeyim ya? Nerede? Evlat kız. Ya bekleyin beni de. Geleyim ben de. Nerede? Yavaş kız. Bekle beni de. Nerede? Ay çok sıkıldım ben ya. Biz mi balık tutuyoruz, balık mı bizi tutuyor belli değil vallahi. Üf. Kuzum balık tutmak sabır işidir. Denize karşı sabredeceksin ki o da sana ödülünü versin balık. Peki bizim ödülümüz ne olacak? Yani yarışı kazanan ne ödül vereceğiz? Vallahi ödülü ben kazanacağım için bana layık bir ödül düşünürseniz çok sevinirim. Hiç o kadar heveslenme canım. Çünkü ödülün kazananı ben olacağım. Kızım. Benim olduğum bir ortamda bunları konuşmanız çok saçma. Yani birinci belli, ikinci kim? Kızlar siz babanıza bakmayın. Kendisinin altında kocaman bir balıkçı teknesi. Kocaman bir tayfa ordusu varken bile bir adet balık tutamadı. Allah Allah. Kırmızı kafalı bir deniz kızının peşinde olduğum için olabilir mi efendim? Zalımsın, zalımın kızı zalımsın. Zaten mühim olan balığı kimin tuttuğu değil, kimin temizlediği. Ben elimi de sürmem, haberiniz olsun. Vallahi ben pişirmem bile. İyi tamam, ödül bulundu o zaman. Balığı ilk tutan ne temizleyecek ne de pişirecek. Ayaklarını böyle uzatıp yan gelip yatacak, tamam mı? Bu bana ödül değil ki. Ben zaten ayaklarımı uzatıp keyfime bakacaktım. Allah Allah, o niye? Ya sana gemi gibi ev yaptım mavişim, artık bu evin reisi benim. Peki Yıldız reisin bundan haberi var mı? Yok mu? Yok. Yok. Bundan sonra saat çay da yok. O ne demek ya? Çay benim kırmızı çizgim. Çay içme özgürlüğümü hiç kimse kısıtlayamaz. Kısıtlama lütfen. Gidiyorum ben. Dur la. Nereye? Kızların yanında ayıp oluyor. Kızların yanında bana ayıp oluyor. Babasıyım ben onların. Şaka yaptım aşkım. Şaka yaptım. Ben hiç senin gibi koca burunlu bir gagallıyı çaysız bırakabilir miyim? Bırakamaz mısın? Bırakmam. Sen ki benim gemimin reisi, evimin direği, sobamın bacası, zigonlarımın oyması, kristallerimin gezmesisin. Ne gülüyorsunuz be? Kristallerin kesmelerinin bizim için anlamını bilmiyorsunuz. Sen onlara bakma kocacığım. Haydi sen geç oltanın başına, böyle büyük kocaman bir balık tut bana. Canım ben balığın büyüğünü tutmuşum. Bak burada. Senden büyük balık tutamam ben. Hey. O ne demek? Sen şimdi bana laf mı soktun? Laf mı soktun sen bana? Yani bana böyle iri, büyük, kocaman mı demek istiyorsun şimdi? Mecaz yapıyorum mavişim ya. Sen edebiyat mezunu olduğundan emin misin? Benim edebiyat tarihi boyunca okuduğum kitaptaki tek büyük balık Moby Dick'ti. Moby Dick'te kızlar böyle benim gibi bembeyaz ama kocaman, iri böyle dev gibi bir balinaydı. Gülmeyin küçük balıklar. Moby Dick laps diye yutuverir size ha. Uy, aha. Oltam yıpraştı. Balığım oltama yanaştı. Aha. Haydi kocacığım sen hazırlığını yap. Balığımızı gözyaşlarına buğulayacaksın. Neyini buğulayayım? Bir tane balık tuttun mavişim Allah aşkına yani. Sen merak etme. Ben yarım saate kalmasın. Hepimize yetecek kadarını tutarım. Haydi. Çekemiyorsun sen dur.
bayağı büyük balık tuttum ha. Dur yavaş çek, aha kopacak. Ulan balığını kaçıracaksın. Bu ne ya? Moby Dick'in kendisini mi tuttun? Bu ne? Çıkar! Oy Allah'ım! Ha, otur sen abi, beceremeyeceksin yine bu işi. Hah. Yavaş yavaş. Oy oy. Geliyor, oy. Geliyor. Bak Binnie ya. Oy öyle yavaş. Yavaş yavaş. Dur dur. Bence yapmamalısın. Ne dedin sen? Yani bu tabakları taşımak için bence fazla narinsin. Bırak ben taşıyayım. Aa ne münasebet ya. Benim işim bu, taşıyacağım tabii. Tamam işte, izin ver ben taşıyayım. Ay ne diyorsun ya, kollarım koptu zaten. Aa. Şimdi nasıl? Ver şunu geri, bir sürü işim var benim. E tamam işte bak, senin bunca işin varken benim bir işim bile yok. Sence adalet mi bu? Bak sinirlenmeye başlıyorum ama. Tamam tamam. Sadece sana bir soru soracağım. Ondan sonra bu kıymetli tabaklarını geri vereceğim. Ay gerçekten çok sıkıldım. Neymiş şu değerli sorun, sor. Yok, soracağım da en değerli sorumu daha başka bir zamana saklıyorum. Neyse. Yıldız abla burada mı? Ha evet, Yıldız abla burada. Yani burada değil. Aslında burada ama tam olarak burada değil. Bilmece falan mı yani? Tahmin mi etmem gerek? Ne yapacaksın sen Yıldız ablayı? İş başvurusunda bulunacağım. Ya garsonluk ya da bulaşıkçılık falan. Ne olursa. İş başvurusu mu? Evet. Bence gayet testi geçtim. Üstelik senden daha iyiyim. Dum dum tıs. Çok üzgünüm. Maalesef biz şu anda garson aramıyoruz. Hele müzisyen hiç aramıyoruz. Aa sen de beni fark ettin demek. Evet evet, o benim. Şu baterist çocuk. Ya değil mi? Fark etmemek ne mümkün? Bütün gün bana dik dik baktığın için. E demek ki sen de bana baktın ki benim sana baktığımı görebiliyorsun değil mi? Ben rahatsız olduğumu belli etmeye çalışıyordum. Ama maşallah sen hiç rahatsız olmamışsın. Dıdım tıs. Bu kadar güzel bakışlardan nasıl rahatsız olabilirim ki? Bana bak. Ben senin amacını anladım. Ama çok sert kayaya tosladın. Oo, pardon. Bu muhabbet çok başka bir yere gidecek. En iyisi ben başa sarayım. Aa çok ağır olmalı, dur. Sana yardım edeyim de sorumu sorayım. Feride. Bir ömür boyu tabaklarını taşımama izin verir misin? O tabakları kafanda kırmadan bence buradan bas git baterici çocuk. Yok yok, bu da olmadı. Ama üçüncüsünde olacak. Aa dur, sana yardım edeyim. Selam. Ben Mete. Sen de Feride. İş başvurusunda bulunacak. Sana buradan ekmek çıkmaz baterici çocuk. Yalnız baterici değil, baterist. Sana burada verecek bir işimiz yok baterist çocuk. Hadi başka kapıya. Hiç mi şansım yok? Hiç. Şu kadarcık da mı? Ay hiç dedim ya, hiç şansın yok. Ver şunu geri. Buranın kapıları sana kapalı, haydi. Yalnız ben o kapıyı açarım. Hocam, sıkıntı falan ne yok değil mi? Her şey normal mi? Nedir? Aa. Aa, doğdu. Aa. Bir şey sıkıldı. Kedi değil mi? Sifeks mi, tekir mi? Ne o? Nedir? Niye öyle paniklediniz? Efendim? Ama bize yani iki kolu iki bacağı mı var? Neyi var bir söyleyin. Dördü de belki ondan uzun, ayak mayak değil. Seher. Tamam hocam, çıktık senin rüyandan. Bitti rüyam ama aa. Bir doktoruma müsaade et. Hadi neyini müsaade edeyim ya? Görmeyeyim misin orada? Falan garip garip sesler çıkarıyor orada kendi kendine televizyona bakıp. Bize söylesin yani ne olduğunu. Merak etmeyin, her şey yolunda. Hatta çok hızlı gelişim gösteriyor.
Peki hocam o zaman neden böyle bir falan diye böyle garip garip bir heyecanlanma, bir panik cümleleri kurdunuz? Eğer bizden bir şey saklıyorsanız şu an buradan hanımımı da alır giderim. Bir daha da ayak basmam. Ben orduluyum, benim 50 tane jinekolog tanıdığım var yani. Yeminle gelmem yani, ayıptır ya, bir şey varsa söyleyin. İlahi, yine şakacılığınız üstünüzde ama merak etmeyin. Şaşırdım çünkü bu sefer hiç nazlanmadı. Hemen gösterdi cinsiyetini. Neymiş? Neymiş benim evlat kuşumun cinsiyeti doktor hanım? Ya Nahide ne diyorsun ya? Evlat kuşumuz duyuyor bunları yani. Evlat kuşumuz hocaya güvenmiş, söylemiş. Yani o tekrar sana söylerse hoca laf taşımış olur. Çocuğumuzun da insanları güveni kırılır, yok olur. Ne istiyorsun Nahide? Böyle silik, ezik, hüzük, güvensiz bir Poyraz gibi bir çocuğumuz mu olsa? Allah muhafaza. Ya bari Sefer ya bari. Ben onun anasıyım. Benim gizli saklısı olamaz. Neymiş cinsiyeti? Neyse Nahide. Daha eşin olarak beni doktor hanımın yanında ezme yani, ayıptır ya. Ben bir şey diyeyim yani. Evlat kuşumuzun kararına ben saygı duyuyorum. Senin de duymanı tavsiye ediyorum lütfen. Sen göreme. Sen benim kulağıma söyle. Tamam siz söyleyin o zaman. Beni hiçbir şekilde dinlemiyor. Beni ilgilendiriyor. Bana alakalı etmiyor yani. Beni alakalı etmiyor hiçbir şekilde. Neymiş peki? Sefer. Neymiş kız? Kızmış. Sefer kız babası oluyor. Kız mı mıymış? Kuzey gibi mi benim de kız babası oluyor? Hem de Kuzey'den daha iyi bir baba olacağım. Nahide. Evlat kuşum hem sağlıklı hem de kız ha. Evet. Ben onun saçlarını tararım. Nahide ben onun saçını örerim. Güzel güzel onu giydiririm. Hatta süslerim onu ben. Oje de sürersin. Oje, tamam kız oje de sürerim. Ne yapayım? Sonra onu böyle hava soğuksa sıkı sıkı giydirir. Balığa çıkarırım onu. Nahide, ben kızımızı çok seviyorum. Seni de çok seviyorum, kızımızı da çok seviyorum. Canım kocam. Kızım. Oy Allah'ım ha Geliha. Oy. Mis gibi de koktu ha. Tatam. Baba koy. Sen ne yaptın ya? Çıtayı Ağrı Dağı'na yükselttin mübarek. Ben dayanamıyorum, dalıyorum. Dur kız, ne yapıyorsunuz? Babişkomun gözyaşında boğulamış olduğu levre yiyoruz. Daha doğrusu yiyemiyoruz. Kocacığım, sen anlaşılan kızlarına gözyaşında buğulanmış levreyi nasıl yiyeceğini öğretmemişsin. Size yazıklar olsun. Balık böyle mi yenir ya? Bak, alacaksın böyle ekmeği. İkiye böyle böleceksin, hayat arkadaşını uzatacaksın, al karıcığı. Ondan sonra da aha böyle banacaksınız. Sistem, yumul buyur hayat arkadaşım. Yoksa bunlar bize zırnık koklatmayacak. Vallahi ablam şu an o kadar çok şey kaçırıyor ki. Kızım çağırdık. Neymiş efendim? Her gün restoranda balık yiyormuş. Boş yapıyor bana, canı istemiyormuş. Babam da mı aşçıydı be zalımın oğlu? Bu ne güzel bir levrek, bu ne güzel bir tat. Sende ne cevherler varmış dedi. Kırmızı kafalı bir dağ keçisine kaptırdık babişkomuzu. Kız aşk olsun ha. Duyan da babanızla aranıza girdim sanacak. Kızım, levrek size kurban olsun. Ben her gün yaparım. Gözyaşlarım size feda olsun be. Sözde gelince öyle tabii ama icraat yok tabii. Babacığım görüştüğümüz mü var? Biz görüşüyoruz ya şu an. Ya yok, öyle değil. Ya artık beraber bile kalmıyoruz ki babacığım. Her zaman yanımızda değilsin. Ben de tam bunu dedim Amineciğim. Ya ben de tam bunu söyledim işte sabah babaza. Neyi? Kızlar, bizimle beraber kalır mısınız? Hayır. Oh my God, are you serious? Yoksa hani sen ciddi misin? Değil. Cid-
ettiği falan değil kızım Allah aşkına. Buraya gelmeyin ya, yemeyin bunları. Bu mevzuyu kapatmıştık mı abiciğim? Yok, ben daha son sözümü söylememiştim yani. Kızlar, bizimle kalıyorsunuz mu? Hayır. Evet, çok istiyoruz. Kalıyoruz tabii, çok çok isteriz ama... Biz buraya sığabilir miyiz acaba? Şükürler olsun masada ilk defa biri mantıklı bir şey söyledi. Ya niye sığamayalım ki? Yayladaki köpüş kulübesi bu evden daha küçüktü. Oy ben senin ağzını yiyeyim, ay benim çiçeğim. Bak ne kadar haklı, ne kadar haklı. Tabii kalabiliriz. Sığışamayız ya. Sığışamayız. Üst kat bizim. Alt katın çapı belli. Ne yapayım yana bir tane müştemilat mı yapayım şimdi? Onu en baştan düşünecektim okuzcuğum. Kızlar haydi. Kalıyorsunuz mu, kalmıyorsunuz mu? Kalmıyorlar. Kalıyoruz. Ay Yıldız annem benim. Ay Allah'ım. Canım ya. Ay Allah'ım, Allah'ım. Kuzey, rüyalarım gerçek oldu. Rüya değil ki bu, kabus. Ay Allah'ım, Allah'ım. Haydi tamam, geçin yerinize haydi. Daha bir iştahlı yiyeceğim şimdi ha. Oh, afiyet bağ şeker olsun. Babacığım yesene ayol. Niye yemiyorsun? Ben yiyeceğim, yedim. Aferin oğlum. Aferin. Geç kaldım, geç kaldım. Ula siz niye oturuyorsunuz? Etler, balıklar geldi mi? Her şey tamam mı? Ya her şey tamam ablacığım. Rahat ol, gel otur burada. Ama asıl olması gereken şey yok. Manav mı gelmedi? Hayır, çok daha temel bir eksiğimiz var. Müşteri. Kızım merak etme, bugün cumartesi. Akşama dolu taşacak burası. Rezervasyon yaptırmışlardı. Nerede rezervasyon defteri? Yıldız abi hiç boşuna bakma. Çünkü sadece iki tane var. İki mi? Nasıl iki? Ula bugün cumartesi. Ne oldu? Telefon mu bozuldu acaba? Yıldız abla, telefon bozuk olsa nasıl iki rezervasyon alacaktım? Oh hey. Bugün böyle olursa hafta içi ne yapacağız? Yandık abi, biz yandık. Vallahi kışları biraz az olurdu müşteri ama bu sefer bir başka oldu be Yıldız abla. Oy Allah'ım. Ne edeceğiz biz acaba? Ne oldu, nerede? Bir hata mı yaptık abi? Biz bir yerde hata mı yaptık? Ya ablacığım, ben senin canını sıkmışım, onu yiyemem ama buraya gelirken yoldaki restoranların hepsi doluydu. Ünlüleri hep tur otobüsü doluydu ya. Tur otobüsleri niye buraya gelmiyor ya? Acaba tur şirketleriyle mi görüşsek? İşe yaramaz. Onlar çoktan yapmıştır yıllık anlaşmalarını. Ne yapacağız? Bütün kış böyle boş boş oturup müşteri yolu mu gözleyeceğiz? Ne yapsak acaba? Broşür mü dağıtsak? Ay aslında çok iyi bir reklam yöntemi var ama. Ne? Yani sosyal medyada fenomenleşmiş gurmeler var. Böyle gittikleri restoranları falan yazıyorlar. Ablacığım, bu sonradan bu gurmeleri çağıralım. Bizim lezzetlerimizi, tatlarımızı da yazsın da. Nereden bulacağız biz bu fenomen gurmeyi? Aslında benim İstanbul'da tanıdığım bir gurme var. O da böyle yöresel yemekleri tadıyor. Ben en iyisi ona yazayım. Tamam, yaz yaz kızım, yaz, kurban olayım, yaz ama gelir mi ki acaba? Ya vallahi bilmiyorum yani. Benim birebir bir tanışıklığım yok ama sosyal medyadan takipleşiyoruz. Yazam o zaman gelmez ki. O zaman bu iş yaş yani. Vallahi ben gönderdim. En azından denemedik demeyiz değil mi? Hey yavrum. Ya ablacığım, şimdi bu gormeler gelmese restoranı mı kapatacak ya? Ulan saçma sapan konuşma Şükrü ya. Ne kapatması? Elbet bulacağız bir yolunu. Elbet bulacağız yani. Peyt Bey. Gelirim demiş. Hem de seve seve gelirim demiş. Oh Allah'ım. Vallahi mı kız? Hem de yarın. Oy Allah'ım sağ şükürler olsun. Hemen hemen ordunun en güzel otelinden yerini ayırttıralım. Malzemelerimiz zaten tamam, geldi her şey. Menüyü hemen eksiksiz yapmamız lazım. En güzel yemeklerimi yapacağım. Menü eksiksiz olacak. Parmaklarını yedireceğim ben. Parmaklarını önünden. Oy kurban olayım. Oy sağ olasın kızım benim. Yaz. Hemen cevap yaz, cevap yaz. Oy Allah'ım, heyecanlandı mı? Yazdım. Oy. Haydi bakalım. Çok yüksek. Babacığım mızıkçılık yapma, tak şunu hadi. Ya kızım, benim yükseklik korkum var, bilmiyor musunuz? Benim ne işim var göktelenin tepesinde ya? Ya hadi babacığım ya, çok eğlenceli. Baba, sen eskiden bizimle eğlenirdin ya. Daha böyle bir gençtin, daha böyle bir çılgındın. Şimdi böyle yaşlandın sen, sana bir şeyler oldu, bir iyice gittin ya. Ne münasebet ya, bebeksiyim, erkeksiyim, daş gibiyim. Bu ne ya? Devam et baba.
babacığım devam et. Eğer düşecek gibi olursan biz seni tutarız. Kızım ben yürüyemem burada. Bu nedir? Yürüyemem. Devam et, devam et. Çok iyi gidiyorsun. Kızım benim midem bulanıyor. Bu nedir ya? Hadi aşağı bakma. Babacığım aşağı bakma. Gökçe! Mine neredesiniz? Tutun beni. Hadi buradayız. Çok yüksek. Devam et. Ya ne gülüp duruyorsunuz be? Çok mu eğlendiniz? Gidin kapıyı açın. Ben açtım. Ne oluyor kız? Niye konuşmuyor? Müjdemizi isteriz. Ne oldu lan? Boncuğum nerede? Restoranda o. Ne oldu, ne müjdesi? Boncuğum kelime de söyleyemem. Kuzey, Pampa, sana böyle mükemmel, hatta mükemmel ötesi bir haberimiz var. Ay. Müjdemi isterim, aha müjdemi isterim. Çok güzel bir haberim var, çok güzel bir haberim var. Oy abi, yenge hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş gördük Yıldız. Çok fena, çok müjdeli bir haberimiz var. İyi durun ha, durun. Benim haberim daha önemli. Ay çok merak ettim, neymiş bu müjdeli haber? Yıldız gelin. Ney? Oy yenge, ne dedin sen? Yıldız. Yıldız. Kız alası oluyor. Oy Allah'ım. Oğlum ben de senin gibi kız babası olayım lan. Pampa hiç merak etme. İp atlama, kuaförcülük, böyle sek sek. Bütün oyunları anlatacağım ben sana. Ve sen mükemmel bir kız babası olacaksın. Hadi inşallah. Hadi bacım, en kısa zamanda darsın başınıza. Ay Allah'ım, ha bugünleri de gördüm ya. Sağ salim, bucağınıza alın. Başka hiçbir şey istemem valla. Ya Yıldız inşallah. Derler ki kız halaya benzermiş. İnşallah senin gibi böyle pamuk tenli. Al yanağımı. Bir de maviş olur. Allah Tanrım, ikimizin bileşimi olsun ya inşallah. Pampa, bana bak. Şimdi bende var 3 kız. Bir tane de sende olacak Allah'ın izniyle. Sefkus kız voleybol takımını kurarız artık. Smash Series sayı. Ya. Boncuğum, sen ne diyecektin? Yarın restorana enginar geliyor. Aa, bir dakika, o zaman benim de bir haberim var. Öbür gün de kereviz geliyor. Gel buraya, merak etme adam bu ya. Ay Yıldız'ım ya, sen niye yapacaksın restoranda enginarı? Et, balık yetmiyor mu? Ya yok, bu öyle bir şey değil. Yani bu bir gurme, fenomen bir gurme. Öyle gurme mi olur aşkım? Seni yemişler, kolpadırım. Ya vallahi gurme ya, çok meşhur bir gurme. Ha şeydir o, sonradan gurmedir. Dalga geçmeyin, ha dalga geçmeyin. Ciddiyim ben. Bu çok böyle meşhur bir gurme. Yarın restorana gelecek, yemeklerimizin tadına bakacak, ondan sonra dergiye yazacak. Ondan sonra da restoran müşteri kaynayacak inşallah. Şimdi benim aklıma şöyle bir soru geliyor burada. Şimdi biliyoruz bunu hepimiz. Enginar karaciğere iyi geliyor. Demek ki ekonomiye de iyi geliyor. Enginar karaciğere iyi gelince ekonomi... De, ha? Demiş. Ha? Tamam ya, öf, yarın daha iyisini bulurum. Şakayı yaparım. Tamam. Ya aşkım, aha kurban olayım. Tamam, daha iyisini bulma. Şaka falan istemiyorum ben. Gidin adamı havaalanında karşılayın. Ondan sonra da ağırlayın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Yıldız Mami, senin bu restoran gerçekten çok kötü durumda mı? Sorma kızım. Aa böyle var ya, sinek aldı yani. Feride buldu bu adam mı? Böyle sosyal medyadan buldu. Adam böyle gidiyormuş restoranlara. Yemeği böyle tadıp yazıyormuş. Ondan sonra da böyle restoranlar müşteri kaynıyormuş. İnşallah bize de faydası olacak. Ay Yıldız'ım inşallah. Hadi işler açılır inşallah. İnşallah. Tamam tamam aşkım. Ben havalimanından alırım onu. Yalnız şöyle bir sıkıntı var burada. Şimdi bu yolcu koltuğunda gelemez. Bunun bagajda gelmesi lazım. O niye ola? Enginar yiyecek ya. Yiyecek bölümünde gelir diye. Oğlum matematik olimpiyatı gibi bir şeydi, nasıl çözdün lan? Oğlum sen söylerken dinledim. Yani kimseye ilgilenmedim. Direkt sana odaklandım. Yani söylediğin anda da anladım. Attım beynime. Tam o esprinin sonuna da şak diye yapıştırdım. Beyin bedava yani. Gel. Sefkus. Tamam ya, tamam. Ha. Yok olmayacak. Aslında olmayacak. İstemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum, yapmayın. Tamam, ben gider karşılarım adamı. Tamam aşkım. Şaka bir yana, biz havaalanında Pampam'la gider karşılarız onu. Haklı oğlum, Yıldız'dan cıvıtmayalım ya. Kız haklı yani. De bir şey diyeceğim. Bacım bu Enginar Bey'i karşılayacağız. Bu adam Enginar zeytinyağlı mı, salçalı mı? Allah söylemiş.
Akıyoruz oğlum. Hızma espri makinesi gibi olur vallahi. Ne bileyim ha. Zeytinyağlı herhalde. Egeli kendisi. Ya bak Mavişim hemen şakayı aldı ya. Yavaş yavaş. Hadi oturalım oğlum. Hayvan gibi ayakta bekliyoruz saatlerdir ya. Hadi ya. Hadi geç. Ne bileyim işte kızınız oldu falan. Bebek ondan ayakta. Hadi oyun şöyle geç. Şöyle mi uzanayım ben şöyle? Lan. Sonunda Mavişim, bak sessizliğe bak. Aşk yuvamızda baş başayız. Sonunda sen ve ben. Kız, uyudun mu? Yok aşkım. Bak, duyuyor musun? Sessizliği dinliyorum. Duymaz olur muyum ya? Seferler yüzünden kafam davul gibi oldu zaten. Kuzey! Oyda! Yani tamam, benim abim, canım abim, güzel abim ama yani çok seviyorum ama böyle çok feci sesli bir abi. Bu çok feci sesli bir abi ya. Benim de kafam davul gibi oldu yani. Naide ne olacak? Bazen hangisi cazgır diye düşünüyorum yani. Ayırt edemiyorum birbirinden. Oyda! Bağırmadan konuşamıyorlar ya. Seferim, canım kocam. Ne oydu? Yapma kocam. Ana! Ya yeni evimizde de ilk gıybetimizi yapmadık demeyiz Mavişim. Ya birazdan da ilk filmimizi izleyeceğiz. Her şeyi hazırladım. Aç izleyelim Mavişim. Olmaz aşkım, olmaz. Kızlar gelsin, ailecek izleyeceğiz böyle. Güzel güzel. Aşkım hala mı kızlar konusunda ısrarcısın? Bak ne güzel sükunetle oturuyorduk. Hala vazgeçebilirsin bu fikirden yani. Aşkım kurban olayım, saçmalama ya. Ne vazgeçmesi? Aha o kadar çağırdık kızları, ayıp. Beraber kalacağız artık. Çağırdık mı? Sen çağırdın ya, ben çağırmadım ki. Evet. Biricik kızlarım geldiğinde aile saadetimiz tamamlanmış olacak. Huzurumuz böyle katlanarak artacak. Ya da huzurumuz katledilecek. Oy benim güzellerim gelmiş. Hoş geldin. Ya ben sana bin kere söylemedim mi? Benim ilişme eşyalarıma ya. Rujuma dokunma demedim ya. Sen niye benim rujumu iliyorsun? Ya ne olmuştu lan lisansız artık? Ulan ne oluyor? Ay yok bir şey ya, her zamanki halleri. Kızlar, kızlar bak bırakın ha rujumuzu. Biz şimdi ne yapacağız? Mısır patlatacağız. Ailecek böyle güzel, huzurlu, sakin bir şekilde film izleyeceğiz. Ya ben sana 1857 kere demedim mi benim rujuma dokunma, kullanma diye? Benim rujumu kullandıktan sonra benim rujum olmaktan çıkıyor. Senin rujun oluyor çünkü senin dudaklarına değiyor. Ya değse ne olacak? Kardeşiz biz ya kardeş. Ya kardeşiz diye hastalıklarımızı da paylaşalım. Ruh hastası. Ne? Bir dakika. Sen şimdi bana hastalıklı mı dedin Gökçe? Ya senin dudağında enfeksiyon varsa, ya senin dudağında uçuk varsa benim dudaklarımı da mı bularsın istiyorsun yani, yazık? Sen tiksiniyor musun benden? Bunca yıllık kardeşinden tiksiniyor musun gerçekten? Cevap ver. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Bak. Ben şimdi ne yapacağım size biliyor musunuz? Ne yapacağım ben şimdi size? Kocaman bir tepsi gülüt. 100 tepsi de yapsan şu an seni duymazlar. Feride kurban olayım yavrum, sen de çık. Ha ojeyi bak, veranda da su şimdi kanepe batacak. Haydi yeter. Siz de kavgayı bırakın, ayrılın tamam mı? Böyle sessiz, sakin, güzel, huzurlu bir şekilde oturacağız evimizde. Ben pek tabii sakinim. Sen onu laftan anlamaz, sürekli benim eşyalarımı kullanan budur tavuğa söyle. Ben şimdi seni var ya. Hayır. Kurban olayım. Ya ne oluyor? Ne kadar ayıp. Hiç yakışmıyor size bu hareketler. Bak ben evimde kavga falan istemiyorum ha. Sakinlik istiyorum. Mavişim karışmanı hiç tavsiye etmem. Ya ama aşkım birbirlerini tokatlayacaklar ya. Mavişim benim kızlarım birbirlerine hiçbir şekilde zarar vermezler. Ancak çevredekilere büyük zarar verirler. Bence sen kov bunları yol yakınken. Kov bunları. Govmirim ulan, govmirim. Azıcık küçücük bir sürtüşme o kadar yani. O sürtüşme birazdan kıvılcımlara dönüşecek. İzle ve gör. Ne diyorsun Kuzey, korkutma beni. Evet, saflara geçildiğine göre rock and roll başlıyor. Karıcığım gel yanıma sen. Sana bir şey olmadı, arada kaldım gel.
çocuğuma dokunmayacaksın. Anlaşıldı mı? Dokunmayacak yavrum, dokunmayacak. Dokunmayacak annem. Sen Buruş için bu kadar delirdin değil mi? Buruş için. Yok kızım, yok, delirtmedi, delirtmedi. Ah. Daha da delir. Delir, delir. İyi delir. Emine! Bak bana gelme, beni gelme bak! Yok, yok, yok. Kurban olayım, mazlum, mazlum. Gitti, al mazlum, gitti Kuzey. Ay Allah'ım, yapmayın kızlar, kurban olayım, yapmayın. O öyle değil. Yok, yok, olmaz. Aa, kesmeleri basat. Böyle kırılır. Ay. Ay, Kuzey. Senin kaşından. Anam, koltuğum, koltuğum gitti. Hoşam, hoşam gitti ya, hoşam ya. Iska, iska. Ay Allah'ım, çinilerim. Yeter be. Sinirlerim, doyamadım. Ay Allah'ım, Kuzey. Govermesin. Govmerim ula, govmerim. Ay Harry Tolkien, Tommy. Benimle mi konuşun? Bana mı dedin? Bana mı diyorsun? Bana. Oy, oy, oy. Kuzey'in kralı. Bu ne yakışıklıdır. Ayna, ayna. Söyle bana. Benden daha güzeli var mı bu dünyada? Var kralım. Kraliçe var. O ne ula? Buralı ayna bizim aynamız. O kraliçeyi yerim lan ben. Yerim, yerim. Ula dur, dur ha, kızlar var aşağıda. He, getirdim, zorla getirdim buraya çünkü. Olsun. Öyle ailemiz için küçücük fedakarlıklardan bir şey olmaz. Olmaz tabii canım. Dün tüm yeni gelin çeyizlerini feda ettim. Kovmer misin? Kovmerim ula, kovmerim. Kovmayacağım. Bir şey olmaz, öyle vazodur bilmemdir kırıldı mı yapıştırılır da... aile denen şey kolay kolay dağılmaz. Valla elbet benim sözüme geleceksiniz alıma kızı. Ben gidiyorum. E dur! Buna mı geleceksin? Evet. Az bekle. Öyle mi bekleyeyim? Kıpırdama aşkım! Evlenince bir değişti bu kız. Ne oldu? Duruyorum, hadi tamam mı ya? Uy, geldim. Aferin. Aynı dediğim gibi beklemişsin ha. Dur bakalım. Şimdi... Şimdi kocacığım, enginar beye ciddi görünmen lazım. O yüzden başka bir şey giyelim, tamam mı? Şu. Ha? Böyle bir ciddi hava kattı sağa sanki. Adı enginar olan birine nasıl ciddi görüneceğim ben aşkım? Tamam o zaman, yok bu olmaz çünkü bu sefer fazla ciddi olacaksın. Böyle enginar beye karşı samimi olman lazım, samimi. O zaman şu, tamam şu olsun ha. Bu... Enginar Bey'e karşı böyle bir samimi duygularını ortaya çıkarabileceğim bir ceket gibi. Aşkım şuna enginar deyip durma Allah aşkına. Dereotu serpesim geliyor üstüne. Enginar ne diye ya? Yok yok abi, bu da olmadı, bu da olmadı. O zaman şu. Tamam bu çok güzel aşkım. Bak hem ciddi hem samimi hem kendi parasını kazanan, ayakları üzerinde durabilen, ciddi kararlar alabilen müthiş bir mont bu. Hem de enginarla çok güzel yenir bu. Bu çok güzel bir ceket. Tamam haydi. Oy, oy Kuzey, ay kurban olayım, ha şunların masumluklarına bir bakar mısın? Melek gibiler, sanki dün kavga eden ha bunlar değildi. Aynen. Uyurken böyle melek gibiler aşkım. Uyandıkları anda püf, o melekliklerinden eser kalmıyor. Ay. Bak mesela,
Bir deneme yapalım. Koş, koş! Ay! Kalk, 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 kalk! Kalk, hadi dedenizin evine gidiyorsunuz. Hadi bakayım. Ne oldu, bir şey mi yaptık? Ne oldu ya? Evet, Yıldız anneniz size şaka yapmış. Hemen toparlanıyorsunuz, dedenizin evine gidiyorsunuz. Hadi! Yıldız anne, sen bizi kandırdın mı? Ay, kız kurban olayım, bakmayın ha böyle. Baba az şaka edeyim, ben hiç gönderebilir miyim ben sizi? Gönderirsin, gönderirsin. Zaten bir işe yaradıkları yok be. Karpuz gibi yatıyorlar burada bütün gün. Dur la dur, böyle mi kaldırılır kızlar? Yatın aşağı cikciklerim, siz yatın. Bak böyle uyandıracaksın. Ver, yatın. Uyandırıyorum ben şimdi sizi. Oy benim güzellerim, günaydın. Benim pambık kızlarım uyanmış. Aman da günaydın. Benim meleklerim benim, günaydın. Günaydın. Günaydın Yıldız ablacığım. Good morning Yıldız mam. Günaydınların olsun Yıldız annem. Ay Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Kuzey bakar mısın şunların masumluklarına? Pambıklıklarına bir bakar mısın ya? Bunlar minnoş da değil. Acaba bunlar? Tuvalete ben gidiyorum, birinciyim. Yavaş. Hile yaptı ya. Yavaş. Ya ne zorluklarla taktım ben o kapıyı. 3, 2, 1. Allah'ım bir şey oldu. Mine yavrum. Kuzey bir şey yapsanıza, bir şey oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Kim? Üstten. Sıktı. Mi. Ya sen beni delirtmek mi istiyorsun? Ya sen gıcık mısın? Ya sen bilmiyor musun benim tikim var, tikim? Diş macunu dediğin alttan sıkılır. Böyle alttan sıkılır, alttan. Ben istediğim yerden sıkarım. Sana ne? Delirtme beni Gökçe. Ne ara yaptın sen bunu? Ha, ben niye görmedim bu rezilliği? Dün gece yaptım. Sabah körüne kalkıp ben birinciyim de tuvalete gitmeseydim bu rezaleti görmezdiniz Hazan. İntikamcı. Sinsirella. Ah yine bir şey olacak. Kurban olayım, bir şey yap, kavga edecekler yine. Vallahi hiçbir şey yapamam. İkinci round başlıyor. Otur güzel güzel izle canım. Ay, kaç yaşına geldin? Hala öğrenemedin şu diş macununu alttan sıkmayı. Ha alttan ha üstten ne fark eder, ikisi de aynı yerden çıkmıyor mu? Yavrum bak, aha, önemli olan dişlerimizin sağlığı. Aynı yerden öyle mi? Aynı yerden. Al sana aynı yerden. Hoy. Acımasını istiyorsan öyle değil. Böyle vuracaksın. Acımadı ki, acımadı ki, acımadı ki. Kızlar durun, yapmayın, kurban olayım, bak yapmayın. Haydi yavrum sakince bırakın o yastıkları aşağıya. Kızlar kurban olayım, bırakın ya. Onları gelin benim tüylerimi yolun. Kurban olayım yapmayın. Senin... Ay Allah'ım neymiş be, yapsana. Senin... Öf! Serbest! Bırak o şu yastıkları artık, temizleyin şurayı da! Sen karışma! Geç, karıştım biraz sanım. Gomerim ulan, gomerim. Daha bundan beter ne edebilirler ki? Gomerim. Ya hiçbir şey görmedin aşkım. Allah Allah ya. Oğlum Engin abi valizini alsana. Sen niye aldın lan? Cevap ver bana. Oğlum bunda bakla yok, dereotu yok. Neydi? Baklası, dereotu, enginar mı olur lan?
öyle şaka mı oldu? Niye oğlum, çok iyi şaka lan. Pardon, bir şey mi dediniz anlayamadım da. Ha şey, enginar değildik ya aramızda. Siz onun kusuruna bakmayın, restorandaki yemeklerden bahsediyordu. Ben alışığım efendim. Bu gibi tepkilerin geleceğini bile bile aldım bu adı. Ha, siz mi aldınız, aileniz vermedi mi bu ismi? Yok efendim, normalde Kamil. Kamil mi? Ama enginar benim sahne ismim. Çarkıcı mıymış lan bu? Hani yiyiciydi? Nasıl bir cahil bu ya? Oğlum manyak o şey ya. Vurma adam. Vurma olunca öyle yemekle alakalı sahne ismi o. Öyle ne? Enginar Bey. Benim sahne adım da Leon. Memnun oldum. Engin Bey. Ne yapmak istersiniz bugün? Engin değil efendim. Enginar. Enginar ismi bir marka değeri taşıyor. Lütfen efendim. Var. Çattık ya. Enginar Beyciğim. Restorana mı gitmek istersiniz direkt, yoksa güzel ordumuzu gezmek mi istersiniz? Havalimanında beni Feride Hanım karşılamayacak mıydı acaba? Feride ile ne alakası var? Buraya gelmem için kendisi benimle iletişim kurdu. Onlar efendim ordunun güzel lezzetlerini sizin için restoranda hazırlıyorlar efendim. Restorana gidelim o zaman. Oğlum bu benim kızıma mı üzülüyor? Sıkayım mı? Hayır, cahil cahil konuşmayın ya. Adam vurma oğlum yani. Yemekle alakalı, restorana gidelim falan onunla alakalı. Ben halledeceğim şimdi. Engin Bey! Efendim, size daha önce hiç tatmadığınız tatlar tattıralım istiyoruz efendim. İçinde adrenalin olan, macera olan böyle... böyle onda on erkek adrenalin olan, erkek aktivitesi olan şeyler yapalım diyoruz efendim. Ha? Nedir o? Al efendim, al. Al, al. Yani normal al. Ateşirmeli al efendim. Daha önce tatmadığınız lezzetleri tattıracağız size efendim. Tenekede ördek yapacağız. Ha. Tenekede ördeği tecrübe etmedim. Tenekede ördek Sefer Bey'in benden afırttığı, aşırdığı bir spesiyalite. Gidelim o zaman. Tamam, bütün teçhizatlarımızı alalım. Araba burada efendim, buyurun. Cip, cip bizim. Cipe alın. Leon buradayken teçhizatı ne edeceksin küçük Matilda'm? Ördeklerden biri bir pislik yapsın, anında sıkarım. Yeter artık, sık sık. Kime sıkıyorsun? Çık, çık ya. Bağırca koy. Alalım, valizi oraya koy. Hadi. Ruhi sen, hadi binebilirsen hemen bin. Aa, ben de geldim lan. İyi ya. Hikmet, ne yaptın? Cevizleri çektin mi? Çekeceğim de daha sakarcıları temizliyorum abla. Ulan abi, ben buradan bir tepsi mısır yağmalı arş sardım. Sen daha hala çekemedin mi? Çekil, kaçıl oradan. Cevizi sarımsaklara çek, haydi. Abla, ben gazetelikleri bitirdim. Feride, gel sen bunlara devam et. Ben onları böyle bir yendim et, sudan geçireyim. Hadi gel. Şükrü. Ne yaptın? Çorba tamam mı? Yaptım şeyler ablacığım. Nasıl? Oldu mu, tamam mı? Tadına baktın mı? Tadına mı bakacaktım? Ulan tabii ki tadına bakacaksın. Nasıl anladın çorba oldu mu, olmadı mı diye? Az, fasulyesi diri, soğanı da acı. Olmamış, olmamış aa Şükrü, bu olmamış. Olmamış mı? Olmamış ulan, olmamış. Ya ablacığım, ben niye anlarım çorba yapmaktan ya? Ben herhalde praşıkçıyım. Ulan senin ne istedin? İtalyan üzümü, minyatürlü çorba mı istedin? Pancar çorbası istedim ya. Aha, benim bütün zamanımı çaldın. Şimdi bütün çorbayı tekrar baştan yapacağım, çekil. Ya ben niye anlarım Mine'nin çorbasından abla ya? Çekil ulan, çekil. Gel abi daha ya. Pancarlar, oy amca. Ne işin var ha burada? Ne oldu bizimmiş kızım? Ne işi? Vay be! Sen de hayırsız çıktın ha. Hani amcana münasip bir eş bulucudun? Ha? Niye atlatayım beni kızım? Niye atlatayım ya? Niye? Neden? Vahum! 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 Bu Cevher'in elleri yok mu? Gözleri yok mu? Duyguları, heyecanı yok. Benim de sizler gibi acımaz mı can? Uy amca, ne var orada Allah aşkına, ne var orada ya? Sürekli arkada da tırtıran atıp duruyorsun. Kurban olayım, bak işim var diyorum. Haydi git, sonra gelirsin. Olmaz, ben bugün geldim, bugün çözeceğim benim işimi. Ya bir ton işim var diyorum sana, gurme gelecek, gurme. Yarın gelsin ya, ben önce geldim. Ya bırakın yemek yapmayın ya, benim başımı bağlayın. Benim başımı bağlayın ya. Amca, amca. Bak kaç yaşında adamsın ha. Adın çıkacak ha.
E ben de onu diyeyim işte. Kaç yaşında adamım yani. Ne kadar ömrüm kaldı onu bilmeyeyim kızım ya. Yarın bir gün şurada Kürt dedenek düşsem üzülürsünüz ya. Ömrümü yedin ha, ömrümü yedin ha. Asıl sen benim ömrümü yiyin. Şu ahir ömrümde güvenilir bir omza yaslanmayı ben de hak etmeyeyim mi ya? Yani ben de sevdiceğimin elinden tutup şöyle gezmeyi hak etmeyeyim mi? Hak etmeyeyim mi? Etmiyorsun. Siz dalga mı geçiyorsunuz? Niye bu kadar üzüldünüz ya? Amca tamam tamam bak kurban olayım halledeceğim. Halledeceğim dedim ama bak şimdi bir sürü işim var. Sen böyle git birkaç saat sonra gel tamam mı? Tamam gideyim şimdi ama aklında biri var mı ya? He var var. Fahriye abla. Ablam niye abla diyeyim? Çok mu yaşlı yani sen? Sarışın mı esmer mi? Çoluğu çocuğu var mı ya? Sabit bir maaşı var mı? İyiyim. Benden 2 yaş büyük. Kendisi de senin gibi böyle yıllarca yatalak kocasına baktı. Çoluğu da çocuğu da yok. Oo süper. Süper. Bir fotoğrafına bakayım kız. Var mı? Oy amca kurban olayım. Bak aha şimdi git. Ben böyle beni 2-3 saat işim biter. Ben seni çağırırım böyle canlı canlı görürsün. Akşama mı? He. 2 saat, 3 saat ama 1 saat ver bana. 1 saat mi? 1 saat ver. Tamam aha benim 1 saate işim bitecek burada. Ben seni 1 saat sonra arayacağım geleceksin tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Söz kurban olayım haydi. 1 saate buradayım tamam mı? Tamam. Haydi. 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 Haydi daha devam edin hazırlıkları haydi. Çorbayı baştan yapacağım. Arkadaşlar, bugün de sizlerle inanılmaz keyifli bir av macerası yaşayacağız. Küçük Matilda'm şu an düdüğüyle ördekleri etkilemeye çalışıyor. Bugün en birinci pampam Kuzey'den bizle birlikte. Usta yiyici Enginar da bizle birlikte. Değişik tatlara yelken açık. Sefer Bey, bu düdük tam olarak ne işe yarıyor acaba? O düdüğü öttürmeden ava çıkamıyor kendisi. Doğasına aykırı. Çok değişik bir koku alayım ha. Ne oldu lan ördek düdüğünü eline alınca K9'a mı bağladın? Ördeğin mi kokusunu alıyorsunuz Sefer Bey? Felaket bir sürü yani. Kalabalık bir sürü. Arkadan da 3-4 tane ayrı geliyor ya. Yok ya, bu daha büyük bir şey bu. Belalın olmasın. Belalın mı? He vardı ya, böyle kokusunu üstüne bırakan. Ayı. Yok. Yok lan bu. Bu ayı gibi değil lan Kuzey. Bu daha böyle nazik, daha minnoş bir şey bu ya. Ya siz gerçekten avcı olduğunuza emin misiniz Sefer Bey? Vallahi mis gibi ala geyik kokusu alayım ha. Yat. Ne oluyor ya? Şşşt. İletişime geçeceğim bak. Uzay yatar mısın lütfen? Ya niye yatıyoruz? Ördek avlamayacağız mı? Uzay konuşacağım, çağıracağım buraya. Yat bak, oyun mu uzandık? Yapma şu an. Ya niye yatayım? Ayı mı bu? Ya yat! Allah Allah ya, konuşacağım. Siz yatın, siz kalkmayın. Ne olacak şimdi? Geyikle muhabbet edecek. Bak susun artık. Aa!
Vay be, konuşuyor mu gerçekten? Evet. Küçük Matilda'm, şimdi de konuşarak geyikleri etkilemeye çalışayım. Sıt 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 artık. Bunlar anlaşamadılar galiba. Geyik naza çekiyor galiba. Kalk, kalk ya. Kalk, 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 kalk. Gelmiyorlar, inatçı çıktılar, kalk. Ulan biz de seni dinliyoruz, şuna bak, ciddiye alıyoruz ya. Onda on erkek aktivitesi dediğin şeyi neye çevirdin, şuna bak. Lan oğlum konuştum, onlar da topluluk erkek de aralarında kızımız var herhalde. O yüzden naza çektiler. Allah Allah, ne yapacaklarmış? Anında aklıma geldi ya. Herhalde aralarında oturup geyik muhabbet yaptı. Geyik muhabbet yaptı. Yoksa. Enginar Bey, biz devam edelim. Siz buna bakmayın. Oy Fahri ablacığım, iyi ki geldin vallahi. Ne kadar özlemişim seni ya. Böyle ne güzel yaylada sabahlara kadar sohbet eder. İki lafın belini kırardık yani ama. Sonra birlikte yazdığımız şiirleri okurduk. Ya sen hepsini Kuzey'e yazardın. Benim şiirlerim sahipsizdi. Ablacığım ne yaptın? Yani bu arada böyle hayatına biri girdi mi, çıktı mı? Ne ettin? Ya sorma kız. Nasıl desem? Böyle kalbimin kapılarına kilit vuruldu sanki. Yok yok, aha kurban olayım bak ha. Kalbinin kapılarına kilit vurmayasın sakın. Bak ne kadar güzel bir kadınsın. İşvelisin, cilvelisin, gençsin. Sakın aman diyeyim ha, kalbinin kapılarına kilit vurmayasın. Yok kız yok. Ben sen miyim kendimi 20 yıl hapsedeyim? Sadece gönlümün anahtarı hangi beyde onu bulamadım. He. O zaman bir de olaya şöyle bakalım Fahri ablacığım. Belki de o beyin kalbinin anahtarı senin elindedir. Olamaz mı? Belki onu esaretten kurtarmanı bekliyordur. Aa, bir de bunu düşün, bir de bu yanından düşün yani olayı. Yahu ses var, görüntü yok. Neye benziyor acaba müstakbel yârim? Aha, I found. Buldum. Allah Allah! Kelebek gibi kelebek. Ah kelebeğim. Kon kalbime minik kelebeğim. Çok güzelmiş ya. Yıldız'cığım bir tanem. İyi hoş söylüyorsun da ben o beni bekleyen beyin kim olduğumu nereden bileceğim? He. Ben biliyorum. Nasıl yani? Şöyle ki çok tatlı ve çok tatlı bal gibi sempatik biri var. İstersen seni tanıştırabilirim. Sahi mi? Vallahi. Kim? Nasıl biri? Hemen şöyle anlatayım. Bir kere çok tatlı. Bal gibi tatlı. Yani ondan sonra böyle bir sempatik, yakışıklı. Ondan sonra böyle boylu poslu, endamlı. Yani şöyle şuradan içeri girse herkes dönüp bir bakar. Yani böyle bir ilgi çekici yanı var. Ondan sonra eli açık. Çok bonkör. Çok böyle eli açık, bonkör bir adam. En az iki dil biliyor. Çok görgülü. Kendisi benim amcam. Amcam mı? Aa. Amcam ta Almanyalardan geldi. Almancı mı? Ay ya beni Almanya'ya götürmeye kalkarsa? Ne yaparım ben yaban ellerde? Yok yok Fahri ablacığım. Yani buraya kesin dönüş yaptı, artık burada. Hem birbirinize de çok benziyorsunuz biliyor musun? Böyle o da senin gibi yıllarca hasta eşine baktı. Böyle bebek gibi baktı. O da artık mutlu olmak istiyor. Senin gibi ikinci baharını yaşamak istiyor. Ah yazık. Bak ben böyle merhametli bir beyle tanışmayı çok isterim. Tamam, tamam o zaman arayayım mı? Hemen gelsin mi? Bir tanem şimdi benim çarşıda bir iki ufak işim var. O zaman ben onları halledeyim, tamam. Geleyim. Tamam, tamam. Bir çay içelim bakalım amcanla. Ya çok güzel oldu, ha çok güzel oldu. Ha,
Bu arada kalbimin kilidini açacak beyin adı ne? Cevher, Cevher Gadoğlu. Haydi görüşürüz. Tamam hayda. Hadi selametle, çabuk gel. Uy! Uy amca, aklımı aldın ya aklımı. Kız aferin sana. Vallahi güvenimi boşa çıkarmayın ha. Aferin sana. Öyle, öyleyimdir ha. Da sen kendine güveniyorsun mu amca? Onu da bakayım bağ. Sen kendine güveniyorsun mu? Bağ bak, bu kadın böyle ince bir kadındır ha, romantiktir. Böyle edebi yönü vardır yani, edebiyat sever, şiir sever. Efendime söyleyeyim, Özdemir Asaf, Turgut Uyar, Atilla İlhan. Aa, bunların şiirlerinden hoşlanır. Var mı sende şiir? Var mı öyle bir şeyler sende? Kız ben o kadar şairin şiirini nasıl ezberleyeyim kız? Sen bana bir dörtlük söyle. Yok abi ben söyleyemem. Kendi şiirini kendin yazacaksın amca. Kendin o kadının kalbine, kendi ellerinle dokunacaksın. Haydi neyse, neyse ney haydi. Uğraştırma beni, ha çok işim var. Haydi. Şöyle denize bakayım ya. İlham geleyim mi ki? Ya yeter ama artık. Sabahtan beri vik 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 bırakır mısınız şu düdüğü elinizden lütfen? Enginar Bey, ben düdüğü bırakırsam acaba Vahşi Doğa'yla kim iletişime geçecek? Evet arkadaşlar, maceramız tüm hızıyla devam ediyor. Usta yiyici Enginar, Biricik Pampam Kuzey ve Küçük Matilda'mla çıktığımız av partisinde henüz bir av yakalayabilmiş değiliz. Ya yeter ama Sefer Bey, yeter ya lütfen. Ya efendim biz sabahtan beri ava mı geldik buraya, sirke mi geldik belli değil. Bana kalırsa siz kendi kendinizi eğlendirmek için geldiniz buraya. Evet evet, aynen öyle. Enginar Bey, Enginar Bey, çok çabuk ele verdiniz kendinizi ya. Ama sizin asıl sıkıntınız bu düdük yani, de merak etmeyin. Ben her zaman yedekli gezerim efendim. Şöyle vereyim size, çekinmeyin alın buyurun. Çekinmeyin hadi, al ya. Bana çevir la kamerayı. Çek, bizi çek. Oğlum kaldır azıcık lan, ayağımı çekin ha. Ha, hatırlaşamayayım ha. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere çok acayip bir şey yapacağız. Canlı yayında Enginar düdük çalacak, ördek düdüğü hadi. Enginar Bey, siz ona uymayın. Yok yok efendim, ben şimdi Enginar nasıl düdük çalar onu hepinize göstereceğim efendim. Efendim çok garip. İnsan ister istemez bunu öttürünce böyle otomatik olarak kafası ileri geri gidiyor efendim ya. Ya bu öyle on numara sihirli mi düdük bu düdük? Hadi bakalım. Çok iyi ya. Koskoca yemek eleştirmeni Enginar'a düşürdüğün hale bak, biz de bu adamdan medet umuyoruz. Allah'ını seversin ya. Öyle deme Pampa. Ben de araştırdım. Bu herif hangi restoran hakkında yazı yazsa o restoran ihya oluyormuş. Şu değil mi? Bu. Ha gidiyor bak, kafasını böyle sallaya sallaya gidiyor. O mu Mavişim'in restoranını ihya edecekmiş? Gidiyor. Lan nereye gidiyor lan bu? Oğlum gel lan. Gel gel. Oh! 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 Efendim Mavişim? Heh, aşkım ne yaptınız? Aa, hiç aramadınız. Aldınız mı Enginar Bey'i? Aldık aşkım, aldık. Şimdi dere kenarında avdayız. Hey! Ula adamın avda ne işi var? Otele götürseniz az biraz dinlenseydi ya. Ya adama önce güzel vakit geçirtelim dedik Mavişim, kötü mü ettik? O zaman iyi yapmışsınız. Böyle iyice bir stresini atsın. Atsın ha stresini. Merak etme Mavişim, stres stres kalmadı. Ördek gibi şakıyor maşallah. Aşkım, o ördek Enginar mı? Yok canım, ne alakası var? Neyse sen bizi merak etme. Enginar'ın aklını alacağız, aklını. Tamam tamam ama bak çok da üstüne gitmeyin adamına. Böyle çok da yedirmeyin. İştahını bizim restorana saklayın. Tamam aşkım, sen merak etme. Aşkım, dükkanımızın geleceği Enginar Bey'e bağlı. Sen hiç merak etme, hiçbir sorun çıkmayacak. Oy kurban olayım inşallah inşallah. Şu günü bir atlatayım, böyle başka hiçbir şey istemiyorum. Tamam, haydi haydi kapat. Lan! Ne yaptın? Ayıkladın mı malzemeleri? Tamam mı Şükrü? Tamam ablacığım, hepsi tamam. Sıkıntı yok.
Hikmet, sarımsakları ne yaptın? Bitiyor ablacığım. Feride, kızım sen ne yapıyorsun öyle? Abla, sen karcaları ayıkla dedin ya. Öyle dedin değil mi? Öyle dedim, tamam. Ben ne yapacaktım? Ha, çorbaya bakacaktım. Uy Allah'ım. Kuzey Bey, şimdi siz bu ördeğin tadını ve suyunu kaybetmeden bu tenekenin içinde pişeceğine eminsiniz değil mi? İnşallah. İnşallah mı? Oğlum birazdan o tenekeyi açtığımda böyle nar gibi pişmiş, kızarmış olacak inşallah. 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 Bakın ne buldum. Fındık tirmidi buldum. Vallahi çok şanslısınız Enginar Bey. Bu mevsimde bunu bulmak imkansız ya, imkansız. Evet. Teşekkür ederim. Lan kıvrak, kendi ağzınla din. Bu mevsimde ne işi var fındık tirmitinin? Bana mı anlatayım? Bana mı öğreteyim? Arayan bulur. Tabii ya. Ben şimdi size bunu közde pişireceğim. Ördekten sonra tatlı niyetine yersiniz Enginar Bey. Ha? Mersi, mersi. Oğlum bak, benim spesyalim üzerine gölge düşünme bak. Git tirmitleri yapacaksın, git kendine ateş yak. Orada pişir onları. Asabilik etme küçük Matilda'm. Ördeği de çok sevecek, tirmidi de çok sevecek Enginar Bey değil mi? Ha? Biz de spesyalimizi çok geciktirmeden açalım mı Seferciğim? Evet, o zaman şu tarihi ana hepimiz tanıklık edelim. Çekler kenara, bak duman yaptın hep, çık kenara. Hadi bakalım, bismillah. Bak şimdi Enginar Bey, bunları böyle kol gibi yapacaksın. Öbür türlü açılmaz inşallah, bakalım. Vay 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 hay, nar gibi pişmiş ya. Ulan mis gibi de kokuyor lan mısınız ya, 10 numara olmuş ha. Bu da mis gibi kokuyor Enginar Bey. Almaz mısınız ha? Ya, güzel olmuş, bir bakayım. Gayet güzel. Oğlum burada mis gibi ördek dururken niye adama fındık tirmitini yedireyim lan? Olsun efendim, ben böyle değişik tadları tecrübe etmeyi çok seviyorum. Tadı biraz kekrek gibi ama olsun efendim. Bir parça böyle kekremsi, evet kekremsi bir tat ama... Oğlum bu adam kekrek mekrek bir şeyler diyor. Sen emin misin bu mantardan? Yani ne? Adam zehirlenirse ne yapacağız? Yani emin değilsem de emin gibi bir şey. Emin gibi bir şey ne lan? Aa, sen bana niye güvenmeyin ya? Kaç bin yıldır yanan mantar bu ya. Aka salak, çok salakmış. Oğlum ne yapıyor bu adam lan? Ne yapacak? Binlerce yıldır mantar yiyenlerin yaptığını yapıyor. Demir Uhi. Allah Allah. Mis gibi fındık tirmidiydi. Normalde hiç yanılmazdım. Ya hala ne yapıyor lan? Ayağımı kırıyordun ya. Oğlum ne yapıyor? Ağaca mağaca gitti. Allah cezanı versin Ruhi. Geliyor lan, bir şey yapıyor. Çok yadı bu. Ondan böyle oldu. Bak ben size diyeyim ha. Oğlum hastaneye falan mı götürsek adamı? Adam niye bana bakıyor lan? Oğlum bana tost yapacak herhalde, bana geliyor. Tostlayacak herhalde. Kuzey bir şey yap. Canı versin senin gerizekalı sabotajcı köpek. Bıksana ben senden. Hayatımızı mahvettin bizim. Geldiğin günden beri başımız hep belada kurtulmuyor. Oğlum seni öldüreceğim, bekle lan. Nedir bak, bak. Nedir küçük Matilda? Nedir bak, bak. Matilda'm nedir, beni mi uğrayacaksın? Dikkat et! Ya ne yapıyorsun sen ya? Ben çok kötü kuzeye toplum. Ben nereye düştüm ya? Geberteceğim lan seni. Ulan! Ulan!
hem süper hem imkansız olan şey? Bizim Mete. Aşık olmuş. Ne var bunda ya? Aşık olmak çok güzel bir şey. Keşke herkes aşık olsa. Kime aşık olmuş peki? İşte sorun da o zaten. Hiç olmayacak birine aşık olmuş çocuk. Ya. Ay üzüldüm çocuğa. Ay yok. Ben vallahi hiç üzülmedim. Ya Mete'nin arkasında bizim gibi arkadaşları olduğu sürece hiçbir şey imkansız değil. Evet Sistacığım çok haklısın. Hem Mete'nin neyi varmış? Gül gibi çocuk maşallah. Evet evet. Yaparız biz bu işi. Vallahi yaparsanız bir siz yaparsınız zaten Miniş. Ay ben iyice meraklandım. Kim bu kız? Feride abla. Ne? Yok artık. Mete'ye söyleyin asla kaçağı hayatta olmaz. Yol akınken geri dönsün. Evet evet. Çocuk boşuna yıpratmasın kendini. Hani siz varken hiçbir şey imkansız değildi Minişim? Ya Legolas'ım. Biliyorsun ablamın yıkılmaz duvarları var. Çin Seddi'nin duvarlarını bilir misiniz? Ne kadar kalındırlar. Ablamın duvarları daha kalın işte. O yüzden siz Mete'ye söyleyin kendini birkaç yıl standby alsın. Please. Bekleme modu. Aşkım, aşk bu yani. Beklemeye falan gelmez öyle. Aşkım bu da gönül yarası yani öyle. Ha deyince geçmez yani. Ablam şu sıralar biriyle birlikte olacağını hiç zannetmiyorum ben. Yani ne bileyim, belki birbirlerine iyi gelirlerdi. Çivi çiviyi söker mantığı falan hani. Aşkım, ablam kendi elleriyle söker o çiviyi. Siz merak etmeyin. Nasıl yani ya? Şimdi bizim Mete'nin hiç mi şansı yok? Ne? Vallahi çocuğun nevri dönmüş ya. Feride diyor başka bir şey demiyor. Kalbim yerinden çıkacak gibi diyor. Bu saatten sonra geri vitese takmaz tam gaz gider ben söyleyeyim yani. Siz de Mete'yi gazlayacağınıza frenleyin. Bu hepimizin sağlığı için çok önemli. Evet evet. Yoksa çocuk böyle sinek gibi duvarlara çarpa çarpa can verir. Ne ya bak 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 oğlum adam o kadar saçmaydı hala kendine gelmedi lan. Bu adamın normali bence bu artık. Bak bak. Ben mavişime ne diyeceğim ya? Koskoca enginarı ördek çevirme yaptık mı diyeceğim? Bence hazır vurmuşken sıkalım gitsin. Zaten pisliğin tekine benziyor. Oğlum bak bunu çıkardım bak bunun burası damağına vurur kırar damağını bak. Sen ne konuşuyorsun hala? Ne gelirse senin yüzüne geldi zaten başımıza. Oğlum biz zaten ördek çevirme yapıyoruz tenekede çok güzel bir şekilde. Sen neden mantarı karıştırıyorsun? Kuzey, usta iyice her nevi lezzeti tatsın dedim. Kuzey, usta iyice her türlü lezzeti tatsın. İyi halt ettin. Oğlum aynısını yaptın lan bana aynısı oldu ha. Stan! Yürüyün kalkın hastaneye gideceğiz. Ne hastanesi? Ne diyeceğiz hastaneye gidip? Adamı vurduk mu diyeceğiz? Hastane olmaz ya. Saçmalamayın. Oğlum ben şimdi pansumanını yaptım. Bastım gazlı bezi bir şey kalmayacak yani. Rahat olun hadi. Oğlum adam zehirlendi. Yıkanması lazım midesinin. Adamın elini boğazına sokacaksın. İstitra ettireceksin. Tamam dur bir dakika. Hey! Engin ağır! Engin ağır! Ne oldu bana ya? Benim bubum çok acıyor ya. Şey bu, Engin Ağar Bey ısınan otu tarlası vardı. Sen gele gele gidiyordun, konuşuyordun, oraya düştün. Düşünce de bütün battı bütün popona. Ben ama şey yaptım, pansuman falan yaptım. İyisin şimdi de senin bir ağzını açman lazım bir. Niye açacağım abi? Ya ısırgan ağzına falan da açık, ağzını açık düştün. Geri geri ağzının içine de kaçtıysa onları alayım. Büyük zehirler, çok büyük zehirlenirsin yani. Aç ağzını sen bir, ağa de bana. Ağa de, sakalı şöyle çek geri. Ağa de bakayım. Ağa de. Bu ne lan? Elimi ısırdı lan, elimi ısırdı. Pampamın barnağını mı koparacaksın? Vur! İndir lan silah. Kaldırın hastaneye götürelim adamı. Kaldır, hadi kaldır. Oğlum elimi ısırıyor, insan ve bir şey der lan. Elim kopuyordu lan Kuzey. Bir dakika, telefon. Devamlı telefonla konuşuyor. Bu nedir bu aşmatik ya? Efendim aşkım? Aşkım ne yaptınız? Enginar Bey iyi mi? Hayatından memnun mu? Dünyanın en mutlu enginarı kendisi aşkım. Merak etme. Adamın gönlünü hoş ediyorsunuz değil mi aşkım? Aşkım o ses neydi? Kim olacak aşkım? Abin mutluluktan ne yapacağını şaşırdı. Anırıp duruyor. Aman aman kurban olayım. Bak Kuzey Mahal benim için çok önemli. Bak ne olur bir de dinlik etmeyin tamam mı aşkım? Bir kere sıkayım ben. Hayır dur.
merak etme aşkım. Enginar Bey'i unutamayacağı anlar yaşatıyoruz. Hadi hadi tutma beni, konuşuruz sonra. Sen niye? Vur bunu, vur. Niye sırrı elimi parladı? Ya oğlum biz buraya kadar geldik de konuya nasıl gireceğiz? Ne bileyim oğlum ya, ben de onu düşüneyim işte. Olmadı direkt gireriz konuya be, bodozlama olmaz mı? Aa, hoş geldiniz çocuklar, nasılsınız? İyi Feride abla, sağ ol, sen? Aynı. Ya ne diyeceğim, benim bugün çok işim var da ben şimdi siparişlerinizi alsam sonra uğrasam olur mu? Ama o zaman konuşamayız ki. Neyi? Neyi? Bir sorun mu var? Yok. Niye sorun olsun? Yok ya, ne sorun olacak? Ya biz seni merak ettik de hani bir merhaba falan diyelim dedik. Nasılsın, iyi misin? Neyi mi merak ettiniz tam olarak? Ömer. Ömer'den haber var mı diye. Onu soruyorsun değil mi bacanak? Evet, onu soruyorum. Evet. Hayır, yok. Olmasını da istemiyorum zaten. Ha. Kesin bitti diyorsun yani. Evet Emin'ciğim, bitti. Ben zaten o mektubu okuduğum zaman size bunu söylemiştim değil mi? Neyse, ben siparişlerinizi alayım. Şey yapalım, siparişi biz arkadaş gelince verelim. Çok iyidir ya, vallahi arkadaşımız çok iyidir Feride abla. Hatta tanısan sen de çok seversin. Evet, yani kesin tanışmanız lazım. Yani tanısan çok iyi bir çocuk. Aynen öyle, o da böyle aynı senin gibi çok böyle aklı başında, çok düzgün, iyi niyetli bir insan. Hatta ne istediğini çok iyi bilen, sevdikleri için fedakarlık yapmaktan asla vazgeçmeyen, çok karakterli, çok iyi bir insan. Dedim be, insan lafın üstüne gelirmiş. Bana bakın, ben sizin karın ağrınızı anladım ama boşuna uğraşmayın, tamam mı? Oo, hoş geldin Mete. Merhaba Feride. Ne oldu, daha sipariş verecektik, nereye gideyim? Hikmet gelir birazdan. En azından kovmadı. O da bir şey. Aferin. Her zaman böyle iyimser olmalısın Mete. Her zaman. Benim acelem yok ya. Vazgeçmeye de hiç niyetim yok. Aferin Mehmet'e. Aferin müstakbel bacanağım. Bizim bacanağımız olacaksan 3 kuralı asla ihlal etmeyeceksin. 1 asla pes etmeyeceksin. 2 umudunu kaybetmeyeceksin. 3 çok hızlı koşacaksın. Çok önemli. Bunu atlama. Lan oğlum ne yapıyor lan? Sus artık. Evet sevgili seyirciler. Al maceramız tüm saçmalığıyla devam ediyor. Kendini ördek sanan bir Enginar'ın vurularak etkisiz hale getirilmesinden sonra şimdilik ortalık sakin görünüyor. Oğlum bak, ruhi bak. Seni bak tüfekle vurmadım, öldürmedim. Vallahi şu denede seni boğarım bak artık. Sus lan! Lan! Gel, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu bana ya? Enginar Bey, uyandınız. Sanki dayak yemiş gibiyim. Her tarafım ağrıyor. Bir de boğazlarım çok kötü benim ya. Enginar Bey, temiz hava. Buranın havası felaket temiz. O çarpan adam ya. Çok normal şeyler bunlar. Tabii. Sağlı sollu çarpmış. Sağlı sollu. Ya bir de çok affedersiniz, benim kalçamda da bir ağrı var. Ben düştüm mü, ne oldu acaba? Isırganların içine düştünüz. Benim tıbbi harika, mucizevi arkadaşım Seferzi size pansuman yaptı. Isırganlara düştüm, pansuman yaptı. Ben bunların ismini hatırlamıyorum ama. Enginar Bey, yani normal ya. Yani havası biraz aşırı bir şey. Ya benim böyle bir omuz başım, ensem, sırtım, her tarafım ağrıyor efendim ya. Ne oldu bana, gözünü seveyim? Enginar Bey, yani oraya şimdi bu tarafınız açık yattı ya, dere vurmuştu. Ya derenin soğuğu vurur. İçine soğuk kaçmış yani, geçer o. Değil mi dere kenarında? Normal. Şöyle yapalım Enginar Beyciğim. Biz sizi otelinize bırakalım. Siz de bu avın yorgunluğunu dinlenerek atın.
Olur mu öyle şey? Yani bir ava çıktık diye canım güzelim ordunun bütün nimetlerinden faydalandık mı Kuzey Bey? Yani bir Karadeniz'e çıksak diyorum, bir balık avlasak hep birlikte diyorum değil mi efendim? Hayır. Nasıl yani? Papam şaka değil canım. Olur mu öyle şey ya? Buralara kadar gelmişsiniz yani. Balık avlatmadan gönderir miyim ben sizi? Sahile gider şimdi tutarız avlarız balık hadi. Olur mu canım öyle elinizde oltayla? Ben diyorum şöyle bir Karadeniz'in engin sularına doğru bir açılsak. Bir tekneyle balık avlasak. Vardır sizin tanıdığınız. Var. Yok. Var mı yok mu? Sefer. Ayı mı? Ayı mı? Ayı mı mı? Ne? Ayı mı? Ne ayısı be? Bir şey göstereceğim sana orada arkadaş. Bir şey göstereceğim Engin abi. Gel. Oğlum engelleme. Ya, yapma. Lan yok bir şey. Yok. Yok. Niye öyle yaptın? Ne oldu? Şimdi de denize mi atacaksınız adamı? Benim adamı tek parça götürmem lazım. Mavişim beni mahveder oğlum. Oğlum sakin ol. Kendine gel ya. Erkek erkeği bir balık tutmaya gitmeyelim mi? Gel lan. Engin abi, Engin abi. Hiç merak etmeyin. Şu an sizin karşınızda Karadeniz'in iki kıyısını birbirine bağlayan en kral kaptan duruyor yani. Siz yemeklerin Engin arıysanız ben de balıkların kalamarıyım. Efendim ne güzel. O zaman Engin Karadeniz'e balık tutmaya gidelim. Hadi bakalım. Siz yeter ki hayal edin, biz gerçekleştiririk yani. Hiç daha dalın yani. Pampalar, ilk hedefimiz Karadeniz. Hadi lan. Oğlum hadi lan, manyak mısın? Çok güzel. Hadi yiyor baba, benim aynı bak, sor. Allah Allah. Nerede kaldı acım? Baz mı geçti Fahriyeciğim ya? Ah kelebeğim ya. Ah gel kelebeğim. Fahriye ablacığım gel. Evet. Buyurun. Bahsettiğim amcam Cevher Gadoğlu. Bu da Fahriye abla. Merhabalar. Ich bin Cevher. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum efendim. Efendim size layık değil ama el emeği, göz nuru, kabul buyurun. Çok naziksiniz. Beşçe Atakan. Beşçe Atakan. Beşçe Atakan ne? Ha, bu şey ya market, yeni bir market açılmıştı, oradan aldım onun ismi. Bakışları o kadar tatlı, o kadar tatlıydı ki kapattı kepenklerini memleketin tüm pastacıları. Ben anlamadım. Ocaktaki bulgurum, lamburum burum. Kaynarım sağ, fokur fokur. Amcam edebi yönünü geliştirmeye merak saldı bu aralar. O yüzden böyle bir şiir aşkı doğduğu için de. Şöyle yapalım. Ha, biz oturalım. Haydi. Oturalım. Haydi. Şöyle manzaraya yakın, denize yakın karşı. Otur amcacığım. Şöyle otur. Ben de şöyle oturayım. Demek şiirle ilgileniyorsunuz. Ben de bayılırım şiire. Ne kadar zamandır? Vallahi... Yani yeni düştüm ben şiire. Birkaç saat oldu. Yani biraz da sayenizde oldu Fahriye Hanım yani. Çünkü burnunuz hokka, gözleriniz mürekkep, kalbiniz sayfalarım oldu. Ben de bu şiir aşkı sizinle doldu. Anlıyorum.
en azından sanata ilgilisiniz. Sanata ilgiliyiz canım. Sanat tabii. Yani şiir, müzik, tiyatro hep sanata ilgiliyiz. Yani müzikte de iyiyimdir. Yani ben bülbül gibi şakıyım aslında. Ya sesi çok güzeldir amcamın. Ha bülbül gibi şakır. Evet. İsterseniz bu kuble söyleyeyim yani. Yo yo. Tabancamı sapını gülle donatacağım. Gülle donatacağım. Alacağım başka yer. Seveceğim başka yer. Seni çatlatacağım. Seni çatlatacağım. Oy Fariye'cum. Oy. Amcam sus sus. Kurban olayım yanlış şarkı. Vokal yaptım ama olmadı. Sus artık. Çok affedersiniz. Fahriye Hanım ben sözleri hiç dikkat etmedim yani. Benim aslında başka bir yerde gözüm yok yani. Neyse. Kapayalım bu bahsi. Cevher Bey. Duyduğuma göre siz de eşinizi kaybetmişsiniz. Zordur bilirim. Evet. Son ana kadar hep yanındaydım rahmetlinin. Hiç unutmam bir arı kuşu kondu pencereye. Rahmetli elimi tuttu. Gözümün içine baktı ve bir vasiyette bulundu. Toprağın altına girecek olan benim, sen değil. Sakın kendin benle gömme. Yeniden sev. Yeniden sevil ki ben de toprağın altında huzurla uyuyayım de. Bir daha hiç gözlerini açamayacak. Ölmeyecek bir daha. Ama hiç de acı çekmeyecek. Eğer ben onun sözünden dışarı çıkmazsam. Amcacığım. Haydi bak aha geçti. Tamam haydi artık ağlamak yok bak sizin gözyaşlarını. Bundan sonra sizi güzel günler bekliyor ya. Doğru deyin yeğen. Ya. Doğru deyin. Affedersiniz Fahriye Hanım. Eşimi hatırlayınca çok duygulanayım. Yok yok estağfurullah. Doğru deyin ya hiç. Böyle duygulanmamak lazım yani. Hayat devam ediyor yani. Ya bakın benim şiirim geldi yine ya. Eyvah. Ne, neyin geldi? Vallahi şiirim geldi ya. Bak. Yeni denizlere yelken açalım. Bize bir kayık yeter. Küreye ihtiyacımız yok. Elleriyiz. Küreye beden. Aa. Ya amcam şakacı şaka yaptı. Alman mizahı ne kadar da şakacı. Ben hemen bir çay getiriyorum size. Aslında ben şiire çok gerçekçi. Yani şaka değildi yani. Şiire çok gerçekçi yaklaşayım mı? Belli. Realist. Realist bir şair miyim? Mükemmel. Karadeniz'in ortasında balıklarla baş başa. Seni sevmeye başladım Ordu. Oğlum bu alkolik falan mı lan? Bu saatte içmeye başladı burada. Hı? Ne bileyim ya. Gaza geldi istedi işte. Bir şey olmaz. Ayıp ya. Balık tutmuyor muyuz? Ha? Niye geldik buraya? Hadi bakalım. Tırırıt 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 tırırıt. Havuşam. Havuşam. He? Hadi uşaklar. Ha, ha. Hadi bakalım. Ha, ha. Oğlum kadehin içine mantar falan mı koydun sen? Al. Yok be pamba. Mantarın üstüne içince böyle oldu herhalde. Kemençe falan yok mu? Bir kemençe verin de havamızı bulalım. Hadi. Dirilit 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 dirilit. Enginar Bey biz kemençeyle balık tutmuyoruz. Bak al. Al bak bunlar belki işini görür. Ver lan. Ver. Beni muhatap etme. Olta mı? Ya Karadeniz'in ortasında
oltayla mı olur? Yani hazır enginleri açılmışken ağ atalım efendim buralara. Atarız canım, niye atmayalım yani? Atamayız, öyle bir şey yok. Sabah bulur o iş ya. Böyle derinlere falan açılmamız lazım. Yok yani restorana yetişemeyiz. Haklısınız. Feride Hanım bekler değil mi? Yok canım, Feride ile ne alakası var? Yani tadım yapacaksınız ya, yemek yiyeceksiniz ya. Vallahi amiyane bir tabirle yemişim yemeğini. Ben buraya Feride Hanım'la görüşmeye geldim. Bey. Sefer, bu Feride Hanım şimdi dedi, ben yanlış mı biliyorum? Ferit dedi. Yanlış anladık. Ferit dedi, gel otur hadi. Oğlum bak, havaalanında da böyle bir şey söylemişti bu adam. Cetlak olmuştur. Cetlak yapar. Keşke Feride Hanım burada olsaydı değil mi? Şimdi karşılıklı kendisiyle böyle bir kadeh tokuşturdu. Ne yapardın? Kadeh tokuştururduk canım. Ben kabuklarını soyarım, suya basarım ya enginar. Oğlum bacımı düşün, restoranı düşün, yapma, otur lan, tamam yanlışla diyor herhalde. Pardon, bir şey mi oldu? Şu an ne lan Feride'den? Yok Feride. Aa, olur mu canım? Restoran umurumda değil. Ben buraya Feride Hanım'la tanışmaya, görüşmeye geldim. Bir şansımı deneyeyim istedim. Anlarsınız ya. Anladım. Çok iyi anladım ben seni. Oo, çok güzel. Kuzey Bey, burası tam olarak neresi acaba? Senin o ayıla bayıla anlattığın Feride, benim kızım, babasıyım ben. Babası mı? Ya kusura bakmayın Kuzey Bey. İçkiyi biraz fazla kaçırdım. Hepsi o yüzden oldu. Ay. Oğlum bak, şimdi bu restoran için yazacaklarını falan düşünek de bunu burada öldürmeyek, bir şans daha verek buna. Ah, bak mavişim arıyor. Lan hissediyor. Her vukuatımızda arıyor. Ay. Ben bir konuşayım, gelin. Ne konuşsun hadi. Ayağını çırpak, dibi felaket çeker, alır dibi. Alın beni buradan, kurtarın beni buradan. Başım. Köpek balığı! Köpek balığı mı? Alın beni buradan. Efendim aşkım? Ne yaptınız aşkım? Hiç, enginar terbiye ediyoruz. Ne? Enginar terbiye etmek için biraz suda beklemek gerekiyormuş. Onu anlatıyordu kendisi. Heh, iyi ha, iyi. Tarih de verdiğine göre demek ki keyfi yerinde. Alı beni. Ayırıyorum alı beni. Tabii canım. Mutluluktan sırılsıklam oldu. O derece keyifli. Ay çok sağ ol aşkım. Bizim de hazırlıklarımız bitmek üzere. Ne zaman geleceksiniz? Açıklardayız aşkım. Engin Bey denize açılmak istedi. Akşam anca geliriz. Tamam. Biz de her şeyimizi hazırlamış oluruz. Yıldız, bak bir şey diyeceğim. Biz geldiğimizde Feride orada olmasın. Niye ula? Adamı buraya Feride çağırdı ya. Olmasın dedim aşkım. Sonra anlatırım. Tamam, haydi görüşürüz aşkım. Hadi görüşürüz. Fatos falan geçer. Çarpar bak. 250-260 watt. Bir anda vurur suda yani. Dikkat. Geldim mi? Lan enginar, aldın mı terbiyeni? Yoksa daha çok suda kalmak ister misin? Ha? Çok özür dilerim efendim. İçkiyi fazla kaçırınca ben size münasebetsizlik yaptım ay. Dur be Şabiye. Sen şimdi restorana geleyim mi? Bilmem. Ha? Bilmem mi? Gelmiyorum. Deme şansım yok herhalde efendim. Biliyorsun. Yo, var. İster gel ister gelme. Biz seni oteline bırakacağız. Lütfen alır mısınız beni burada? Ne yapak bunu? Dursun biraz. Bak. Şu dümdüz git, sırt üstü git. Daha hızlı gidersin. Sırt üstü mü? Hadi. Sırtla beraber vur, oradayız biz hadi. Arkamızdan gel. Sen bana da bunu yapmıştın ha.
Yapma sana o. İlk şeydi o. Çok ilk gördüğümde seni bana kızım. Bana da yaptın. Sen sus bak. Sen şu an sus, gidersin Enginar'ın yanına. Hadi aşkım. Hadi Mustucuk. Yaparsın. Mustucuk mu? Hı hı. Hani benim küçükken hayali bir arkadaşım vardı, hatırlıyor musun onu? Aa, parmak çocuk. Hı hı. Evet, ben ona Mustucuk diye sesleniyordum. Bu miniyi görünce aklıma geldi. Oy, sen Mustucuk musun? Mine. Hı. Yıldızman farelerden korkuyu hatırlıyorsun değil mi? Saçmalama Gökçe, bu fare değil. Hem kuyruğu yok bir kere. Hadi aşkım aşağı kay. Bak bak bak, burada ne varmış? Çok tatlı. Oy, seni geliyorum. Aferin sana. Aşkım sen dinleme teyzeyi. Sen fare değilsin. Su içmiyor bu. İçer içer. Kafasını ıslatan kim ne diyebilir ki şu anda? Annesi senin burnuna dokunabilir. Ulan Sefer, ulan Sefer. Dert. Ay ne bu halin yine? Ya kızım araba çamura saplandı. Sefer sağ olsun. Gel çıkaracağız derken her tarafımız çamur oldu. Dedesi, torununla tanışmayacak mısın? O ne lan? Ben sahiplendim. Aa, ken faye mi olacağım büyüyünce? Tipe bak Allah, inek gibi bir şey. Kız, Yıldız korkuyor ya fareden. Ya biliyorum babişko. Ama ne yapsaydım? Bıraksaydım da sokakta mı kalsaydı? Vallahi farelere yem olurdu çocuğum. Çocuğum mu? Ne çocuğu mu ya? Ne çabuk sahiplendin kızım? Ne ara yani? Babacığım, ya Yıldızmam fark edene kadar bizle gizlice kalsa, Yıldızmama da alıştıra alıştıra söylesek olmaz mı? Lütfen. Yıldız anne geldi. Oh hey. Niye dikildiniz böyle? Geleceğimi anladınız, bana karşılama merasimi mi yapıyorsunuz yoksa? Seni bekliyorduk Yıldız anneş. Oy, senin anneş diyen dillerine kurban ol benim kızım ya. Hey kocacığım, sağda aşk olsun. Ben yukarıda seni bekliyorum geleceksin diye. Gelmişsin, hiç haber vermemişsin ya. Abin yüzünden aşkım, arabayı çamura sapladı. Siz bir şey mi saklıyorsunuz benden? Çekilin bakayım, arganızda bir şey mi var sizin? Yok canım. Aşkım ben zaten üstümü değiştireceğim. Gel odamıza çıkalım biz. Aha, ulubağ kuş mu aldınız? Aa, gördüm kafesi oradan. Bah, sürpriz mi yaptınız? Tamam artık gördüm, haydi sürpriz gelme. Tamam çekilin bakayım. Yok. Ula, çekilsenize. Ya çekilin. Fare! Fare! Bu fare! Kuzey! Kurban olayım, bir şey yap! Allah aşkına! Evimizi yiyecek, bizi yiyecek, her şeyi yiyecek. Aşkım fare değil o, hamster o. Nasıl hamster? Aha, iki tane kulağı var, dişleri kemirecek. Evimi kemirecek, evimden dışarı atın. Çabuk, yuval olayım. Yıldız anneş, bak, bak bu benim gibi. Miniş, yumuş yumuş. Korkma ondan, sev onu. Bak. Yok, yaklaşırma. Kuzey, tut Allah aşkına. Kuzey, lütfen bir şey yap. Tut, bir şey yap Allah aşkına. Aşkım onu mu tutayım, seni mi tutayım, kimi tutayım ben? Çıkarın evden. Evden çıkarın. Allah'ım evden çıkarın. Yıldız anneş. Bak, evcil bu. Gerçekten evcil. Kapısını açsam kafesinden bile çıkmaz. Bak, inan bana. Bak, deneyeceğim şimdi. Olmaz bir şey. Ne oldu şimdi? Çıktı. Ay Allah'ım, bayılacağım şimdi. Tamam Yıldız, ben sakin olur musun lütfen? Ay, ben elimi süremem ki. Tutarsın sen Gökçe. Senin çocuğun, ben niye tutuyorum? Aha. Kayboldu. Kuzey kayboldu. Nerede? Ay kayboldu. Kayboldu. Evi dört bir yanından yiyecek. Evi yiyecek. Kuzey evi yiyecek. Allah'ım. Yardım edin. Nerede? Ayağıma değdi. Ay Allah'ım.
Mavişim. Mavişim. Kovir misin? Hı? Kovir misin? Golmir'im ula. Golmir'im. Şöminenin içine mi girdi acaba? Ay. Düğür bacım. Biz ne zaman çifte düğür olacağız? Yani sanki artık Gamer'le Poyraz'a geldi sıra gibi. Ay evet geldi. Hatta çoktandır geçiyor bile. Kızım daha önce konuştuk ya. Fındık zamanı geçince yapacağız sizin düğününüzü diye. Neredeyse fındığa bir sene var. Bence biraz daha öne alabiliriz. Hatta daha öne alabiliriz. Kamer bırak da onu biz düşünelim. Sana kalmaz. Sanki siz evleneceksiniz ya. Ah Kamer. Hadi buyurun buyurun afiyet olsun. Bazen gençler ne diyeceklerini bilmiyorlar. Kusura kalmayın artık. Yok yok hiç öyle demen. Bu sefer çocuklar ne deseler haklılar. Çok beklettik yani bence. Çok çok. Vallahi bence de çok beklettik. Ne dersiniz ya Şeref Efendi? Haftaya gelip isteyelim mi kızı? Nasıl yani? Hemen önümüzdeki hafta. Ha, biz onları beklettikçe onlar da gelip bizim kafamızın etini yiyler. Bir an evvel baş göz edelim, biz de kurtulalım ya. Ha? Canım o zaman niye bekleyin? Hemen şimdi isteyeyim, isteyin ne olacak? Tamam, isteyik işte. Ha, isteyik. Yok, 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 yok ya. İki ayağımızı bir papuca sokacaksınız ya. Bizim de böyle evsüklerimiz var, onları alacağız yani, değil mi? Ha, doğru değil. Mürüvvet sonuçta insan özenci oluyor, değil mi? O kadar da acele etmeyelim. O zaman haftaya gelelim istemeye. Müsait misin Düğür bacı? Ay, bilmeyeyim. Kız evi, naz evi. Dabigo. Şaka edin, şaka. Ay kız yüreğime indirdim. Ben de sandım ki. Ay şaka edeyim, numara edeyim dedim, beceremedim. Hanife, ben de seninle ikinci kez düğür bacı olmak çok istiyorum. İnşallah, hadi bakalım inşallah. Tez zamanda yardım. Hadi bakalım inşallah. Haftaya bekleyin. Hala fındık zamanı diyor ya. Resmen oyalıyorlar bizi. Varsa yoksa Kuzey ile Yıldız. Bizim aşkımıza saygı duyan yok ki. Evin küçüğü olacağına, kapıdaki fino olacaksın diye boşa demiyorlar. Hiç umurlarında değiliz, hiç. Kim bu ya? Efendim aşkım. Kamer, az bir dışarı çıksana. Kapının önünde seni bekliyorum. E sen niye gelmiyorsun içeri? Ya aşkım, kapının önünde bekliyorum diyorum işte. Gel bir şey konuşacağım senden. Poyraz, ya bir şey mi oldu? Sen niye böyle konuşuyorsun benimle? Ya bir şey mi yaptım? Küstün mü yoksa sen bana? Ya dünyanın uydusu. Ben sana güsebilir miyim hiç ya? Az gel hele işte. Bir şey konuşacağım seninle. Tamam tamam. Hemen geliyorum. Bekle. Anne! Anne bir baksana. Kusura bakmayın. Siz buyurun buyurun. Geleyim kızım. Emine! Emine! Sakın söyleme. Söyleyeceğim. Ne oluyor kızım? Anne Poyraz gelmiş, dışarıda beni bekliyor. Ben bir gidip geleyim hemen. Sen niye gidiyorsun kızım? O gelsin buraya. Hem hava da soğuk. Of anne bilmiyorum, sesi kötü geliyordu. Ben bir gidip hemen konuşayım, geleyim. Kızım, benim de seninle konuşacaklarım vardı. Mühim konuşacaklarım vardı. Git ama geç kalma, çabuk gel tamam mı? Tamam anne, tamam merak etme, geç kalmam. Kızım, ay sana müjdem vardı. İzin mi alamadı acaba ya? Gel, gel kız gel. Aşkım. Ne oldu, sesin çok kötü geliyordu, iyi misin? Çünkü hiç iyi değilim dünyanın uydusu. Ne oldu ki? Ya ne olacak? Biz böyle saygılı olalım, Kur'an'a göre oynayalım dedikçe tepemize çıktılar iyice. Evet ya. Hayır, demin de düğünü seneye fındık zamanı yaparız dediler. Tatlı tatlı öne çekelim dedim. Dinlemediler bile beni. Ha, al işte ya. Ya seneye ne olacak? Seneye ne olacak acaba ya? Ya aşığız diyoruz, seviyoruz diyoruz. Bir türlü anlatamıyoruz. Ama madem güzellikle olmuyor, o zaman zorla olacak. Nasıl? Ay yoksa kaçıracak mısın beni? Kaçıracağım kız. Hem de tam şu an şimdi kaçıracağım. Var mısın? Varım aşkım, varım. Seninle her şeye varım. Ne?
İşte bu be, işte bu. Kimseler duramaz artık önümüzde. Dünya mı uydusu? Hoyraz. Ha? Sen öyle diyorsun da biz daha önce de kaçtık. Sonra ne oldu? Ben gerisin geri babamın evine geri geldim. Çünkü salaklık bende Kamer. Salaklık bende. Ben seni babamın evine kaçırsam tabii ki gerisin geri buraya dönersin. Ama merak etme. Bu sefer başka yere kaçıracağım. Hoyraz. Ama öyle çok merak ederler. Etsinler Kamer. Etsinler. Meraktan kudursunlar ki değerimizi anlasınlar. Ay nereye gideceğiz ki? Hoyraz ben çok heyecanlandım. Baba ben de çok heyecanlandım kız. Ay ne duruyorsun? Yürü kaçalım. Kaçalım. Dünyanın her bir katmanı kaçalım. Size de bir bakayım. Ha? Eh tamam. Şükrü. Da çok yakışıklı oldunuz ha. Çok yakışıklı oldunuz. Acaba hep normalde de sizi böyle mi giydirsem ha burada? Şaka yaptım. Asmayın suratınızı haydi. Enerji yüksek ha. Yüksek enerjili olmalı. Aşkım bir şey eksik. Ne? Kuzey ne eksik? Böyle yakalarına birer tane iğne koy. Tamam mı? Çin askerleri gibi. Böyle eğildiklerinde batsın böyle geri kalksınlar. Yok aşkım yok. Aha gerek yok. Onlar böyle kendi kafalarını yukarıda tutarlar. Uy Kuzey. Ben böyle çok heyecanlanıyorum. Ben böyle bir heyecan basıyor beni Kuzey. Çok heyecanlanıyorum ben. Hey abi. Kalk. Kız ne bağırıyorsun manyak? Abinim ben seni milletin yanında. Çok yoruldum. Ayaklarıma kara sular dedi. Ne var iki dakika dinlensem? Ya abi ama abi ben bu masayı Enginar Bey için yaptım. Ha şimdi bozacaksın yani. Enginar ha? Eski enginarlar salata oldu artık. Bence pek oturmaz bu masaya mı? Ne? Hı? Kuzey? Niye öyle dedin? Sen niye öyle dedin? Yok bir şey. Çünkü enginarı önce soyduk, sonra oyduk, sonra yetmedi, suda da boğduk. Çok fena bir çocuk ya, bu çok fena bir şey bu ya. Şaka yaptım ya, şaka. Başına ne gelmiş olabilir ki? Çok saçma. Ya yüreğimi indireceksiniz. Ne biçim şaka aa bunlar ya? Of ya Rabbim sanki böyle Kuzey içimde bir sıkıntı var. Allah sizi inandırsın. Sanki böyle bütün gün Engin Bey'in başına böyle bir haller geldi. Yani sanki buraya gelmeyecek, bu kapıdan içeri hiç girmeyecekmiş gibi. Hoy, ha, geldi geldi kurban olayım. Oy hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz Engin Bey. Hoş bulduk efendim. Ben Yıldız Mollaoğlu. Bu restoranın sahibiyim. Bu akşam sizi ben ağırlayacağım. Memnun. Hikmet, montunu al Engin Bey'in. Montunuzu alalım, buyurun. Şükrü abartma, geç yerine haydi. Hey, hoş geldiniz, ha, hoş geldiniz. Nasıl geçti gününüz Engin Bey? Memnun kaldınız mı? Kaldı. Kaldı. Çok memnun kaldı. Gezdi, gezdi, dolaştı, acıktı. Şimdi de doyacak. Ya aslında benim pek iştahım yok ama... Bir an önce tadımlara geçebiliriz. Buyurun spesiyallerinizi alalım. Tabii. Şükrü, Hikmet, haydi getir yemekleri. Uy. Evet, hazırsanız başlıyoruz Engin Bey. Şükrü Beyciğim, meşhur pancar çorbamızı servis edelim lütfen. Meşhur pancar çorbamız. Hanımefendi, müsaade ederseniz pancar çorbasının meşhur olup olamayacağına ben karar vereyim. Bunu Feride Hanım yaptı değil mi? Yok ben yaptım. Ha. Yani daha önceden de sayısız pancar çorbası tattım. Bu pek bir sıradan böyle bir bende bir heyecan uyandırmadı. İyi. Peki Şükrü Beyciğim alalım çorbayı. Fasulye diplemesini servis edelim lütfen. Hemen efendim. Bunu da Feride Hanım yaptı değil mi? Yok, onu da ben yaptım. Yani
bunun fasulye olduğunu söylemeseniz direkt saman diyeceğim efendim. Vasat. İyi, tamam. Tamam, alalım, alalım Şükrü Beyciğim, alalım. O zaman sırada hamsili pilavımız var. Hamsili pilavı servis edelim lütfen. Hamsi. Standart. Çok kılçıklı, kaldırın. Hamsi kılçıkla yenir. Konuşma Şükrü fazla, al al alalım. Sırada mısır yarmalı aş sarmasını servis edelim. Şükrü Bey lütfen. Bakalım efendim. Aşkım, benimle bir mutfağa kadar gelebilir misin? İyi aşkım, ha şimdi. Yıldız. Beyin o senin. Beyinim. Şimdi. Engin Bey, siz tadıma devam edin. Ben hemen geliyorum ha. Hemen geliyorum. Tabii efendim. Ne var, ne var? Ne demek ne var ya? Ne demek ne var? Sen hala anlamadın değil mi adamın niyetini? Kuzey, kurban olayım bak, ben neyin derdindeyim, sen neyin derdindesin? Ben burada ekmeğimin peşindeyim, sen de hala kıskançlık yapıyorsun. Bak zaten adam hiçbir şey beğenmedi. Beğenmez tabii. Onun derdi senin yemeğini yemek değil ki. Onun derdi Feride. Ne? Ya bu herif kart zamparanın teki. Feride de Feride. Feride aşağı, Feride yukarı. Ben Feride Hanım'la tanışacağım diye tutturdu. Ben de dayanamadım, denize attım. Ne yaptın, ne yaptın? Dilsiz ordu yaptım, denize attım. Az bile yapmışsın. Bak sen kart zampara ya. Demek ondan böyle hıncını alıyor. Ya. Feride'yi sosyal medyadan takip ediyormuş. Çok beğeniyormuş. Mümkünse de kadeh tokuşturmak istiyormuş. Bak bak. Benim kızımla. Benim Feridem'le. Yıldız. Bak bu adamı gönderelim yoksa benim elimden bir kaza çıkacak. Yok yok. Önce bir benim spesyalimi yesin. Ondan sonra kadeh tokuştursun. Yıldız Hanım, bana sunduğunuz spesiyallerin hepsi bunlar mı efendim? Yani başka tatlar yok mu tadabileceğim? Olmaz mı? Olmaz mı? Ben en güzel yemeğimi, en özel spesiyalimi en sona sakladım. Kız, gülüt mü yaptın yoksa? Yok abi, bu çok özel bir yemek. Aa, seçilmiş kişilere sunduğum bir spesiyal. Aa, öyle mi? Bu özel yemeğin bir adı var mı peki? Feride. Feride mi? Kızımın adını verdim yemeğe. İşte şimdi daha çok merak ettim bu lezzeti. Eminim mükemmeldir. O zaman ne duruyorsunuz? Getirin de bir Feride'nin tadına bakalım. Hay hay. Hay hay. Şşt. Enginar. Oh. 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 Al sağ Feride. Bravo aşkım. Müthiş bir spesyal. Benim kızıma yan gözle bakın, daha böyle kafasını kırarım. Böyle karaktersiz, böyle ahlaksızlardan hayır geleceğine hiç gelmesin daha iyi. Biz kendi başımızın çaresine bakarız. Seninle gurur duyuyorum aşkım. İşte benim karım. Rüzgar oldum da uçtum dalgaların boyunda. Sevdiğim Karadeniz dağların kucağında. Kimden çalındım bir gökte yıldız altında. Ha bu son.